Ta ra 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 ra, ra, ra. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar merhaba kadim oyuncu Ben Tuna Pamir Bugün sizler birlikte gerçek dünya haritası random medeniyetler 1'e 7 çılgın bir zaferin peşine koşuyoruz arkadaşlar. Gerçekten böyle bir gireceğim. <laughs> Sakalları kestim. Keseceğimi söylemiştim. Ee, biraz, biraz böyle bıyık, bıyıklı bir dönem bıyıklı takılacağım. Bıyık, bıyıklı Siv Rehberi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bana daha bakalım. Toparlayacağız böyle bir yaptık yaramazlık. Ay ay ya. Çok fazla bekletmek istemedim de hemen böyle yayında da açayım istedim bir anla. Ne var ne yok millet. Her şey yolunda umuyorum. Keyifler yerindedir. Selamlar. Teşekkürler Bıyıklı Siv. Arkadaşlar yani. <laughs> bugün medeniyetler sofrasında milliyetçi bir oyun oyuncu. <laughs> Medeniyetimizi seveceğiz, medeniyetimizi kucaklayacağız ve onunla birlikte zaferlere gidip en az 5 restartla birlikte Mutlu Mesut bir Rage quitle ile yayını kapatmayı hedefliyorum arkadaşlar. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> selamlar selamlar hoş geldiniz dostlar hepiniz hoş geldiniz. Okay. şöyle bir sorunum var yalnız chat'i göremiyorum. Ee, uh... chatleri İki ayırmam lazım. İki chat'i ayrı göreceğim. Bir saniye bekleteceğim arkadaşlar size. Çünkü benim tatlı programım ufak bir hata vermeye karar verdi. Şunu bir ayarlamam lazım. Selamlar. Hoş geldiniz. dostlar. Bir saniye. Şu yayın şeyini bir ayarlayayım. En azından iki chat'i de aynı anda, aynı anda görebilecek kıvamı getirmeye çalışıyorum. Normalde tek bir yerde okuyorum bunları ama şu an nedense çalışmamaya karar verdi. Bazen böyle şakalar yapıyor. Çok yapacak bir şey yok. İki tarafı da görüyorum şu an. İki tarafı da görüyorum. Sıkıntı yok. Sakallar gitti arkadaşlar. Caps Lock'lu yazıların hiçbirini okumuyorum arkadaşlar. Bunu net söyleyeyim. Caps Lock'u banlamıyorum ama okumuyorum da. O yüzden Caps Lock'ta yazdığınız şeyler çok bir değeri yok burada arkadaşlar. Normal yazıp vakti geldiğinde paylaşabilirsiniz. Teşekkürler dostlar, teşekkürler. Vallahi aldık ya. Aldık. Özel bilmiyorum. Yani diğer boost ve araştırma konusunda yani artık alıştığım bir oyun tipi var. Ona, ona göre hareket ediyorum birazcık. O yüzden ee, bakalım göreceğiz. Şöyle oyuna gelelim de yavaştan. Yani bu da kenarda dursun şöyle. Heredot, yani casuslar normal düz çalışıyor ya alıyorsun bir şehre yolluyorsun içinde olan bölgeye göre çalışıyor. O bölgeler yoksa şey yapamıyorlar yani. Hemen daha başlamadan restart atalım değil mi? Bu arada arkadaşlar şu an yani demin yayına başlamadan önce gelen istek doğrultusunda açık olan iki tane modumuz var arkadaşlar. Bunları görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz umuyorum. Ya da benim resmimin tam altında mı kalıyorlar? TSL Earth Remastered ve Not yet Not Another Maps Pack diye bir şey var. Bu görmüş olduğunuz modlar arkadaşlar e, oyunun birazcık dengesini uzatıyor haritalardaki ve TSL Earth Remastered'da büyük boyda e, ya da standart daha büyük boylarda dünya haritasıyla ile oynamanıza izin veriyor. Bunu tavsiye ederim. E, bunun dışında Free Walls for City States'i oynadığım zorlukta özellikle kullanıyorum. Şehir devletlerini diğer medeniyetler ele geçirsin istemiyorum. Bunun dışında daha sonra bakacağımız diğer modlar var ama şu an onlar kapalılar. Geri kalan bütün diğerleri sadece bu Yet Another Map Pack ve TSL ile şu 3 tane modu kullandığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Create Game. Çok fazla vakitte kaybetmek istemiyorum. Çok teşekkürler Gökhan. Çok sağ ol. Ee, hiçbir savaşa girmeden oyunu bitirebilme şansınız var tabii ki arkadaşlar. Her zaman güçlü medeniyet. Güçlü, güçlü medeniyet güçlü olur. Ee, bu Kullandığım map yüzünden, e, TSL Map'i yüzünden, Yet Another map, map Pack adını yüzünden, buradaki menü birazcık farklı. E, bunu da şöyle göstereceğim size arkadaşlar. E, pek çok şeyi ayarlayabiliyoruz burada. E, ve TSL'in Earth Remastered haritasında oynayacağım. Yani bu bayağı bildiğiniz dünya haritası. Ondan sonra, e, map generator. Okey. setler ortalıkta yerleşmeden önce birazcık move edecekmiş. True starting lokasyonları aldığımız medeniyetler otomatik şey yapacak. Ee, tarihi gerçeklik durumları var arkadaşlar. Bu tarihi gerçeklik e, durumlarını kaldıracağım yani. Böyle otomatik atla başlayan ya da işte bilmem kaldıracağım. Gerçek şehir isimleri olacak oyunda. E, diğer zafer tipleri açık. Biraz bunlardan bahsetmem lazım çünkü. Süper Murat Arık, hoş geldin, hoş geldin. Valla Xbox'ta vesaire de modları nasıl indireceğinizi bilmiyorum arkadaşlar. Ee, yani çok yardımcı olamayacağım o konuda. Bilen arkadaşlar varsa eminim birbirinize rahat bir şekilde yardımcı olabilirsiniz orada. Süper, çok sevindim Peten, çok sevindim. Süper, harika. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yok, skoru açık bırakacağım ya. Ee, Okey, buradaki ayarlara bakıyorum. Geri kalan her şey normal. TSR Remastered'da oynayacağız. Yeni takipçiniz var. Volkan selamlar. Hoş geldin. Ee, map size'ımızı standart yapacaktım. Aynen. 7-7-7-7 karşı medeniyet. Geri kalan ayarları çok bilmiyorum ama umuyorum çok bize problem çıkartmayacak ya. Hmm, Barbarian Scout turn'ü. 7 değil de bunu 10 yapalım ya. Bu standart 7. turda laps diye geliyor sonra başımız yok. Bir tık barbarla az uğraşalım. En azından olsunlar ama az uğraşalım. Aynen. <laughs> Süpersin Cihat yazıcı. Çok sağ ol. Teşekkürler arkadaşlar. vallahi kestik gitti ya. Aynen. Mr. selam var. Hoş geldiniz. Valla yeni yeni stil. Biraz bıyıklı Siv ustası. Bıyıklı Siv Meister. Okey. Ee, <laughs> şu şey galiba gene kısmam gerekecek. Şu an çok fazla takip geliyor arkadaşlar. O yüzden bunu bir süreliğine alarmları şey yapacağım. Sessize alacağım. Eğer sizler için de uygunsa eğer oradan devam ederiz. okey ef ee, of advanced setup. Bir şey bozmadım değil mi? Bait'i standart map size'ımız, import 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 TSL liderlerini mesela kullan. Okey. Bu gerçek başlangıç lokasyonunda random bir sivle başlıyoruz. Haydi artık ateşe veriyorum ortada. Bakalım bahtımıza kim gelecek. Modları sonra anlatacağım arkadaşlar. Oyun içerisinde hangi modlar var. Onlardan bahsedeceğim. Oradan şey yaparız. Şu an iki çete ayrı gördüğüm için ee, biraz gecikmeler olabilir arkadaşlar. Ko korona bana yaradı tabii ya. Yaradı gerçekten. Aynen. <laughs> Yager var. Hoş geldin. Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ömer merak ediyorum. Birim zaferi videosu, bir videosu zaten var mi? canım. Ooo İskoçya. Küçük bir coğrafyada başlayacağız arkadaşlar. Ah, tersiz Çok tatsız oldu, oldu bu. <laughs> Gelmedi temiz. <laughs> Tuna Stark. Bıyıklı Sivmeister. Robert the Bruce, as the stalwart defender of Scotland, İskoçya'yı no bilmeyenler için arkadaşlar İskoçya özgürlük savaşı açabiliyor Defensive taktik Sivik'ini öğrendikten sonra Savaş açınca %100 production oluyor Askerler Movement alıyor <laughs> Mutlu şeyler Fazladan bilim ve üretim oluyor Fazladan great e, Önder bilim insanı Ve mühendis üretiyorlar yani burayı iyi tutturmak lazım. Bol şey lazım. Hey. Marshall Matters. Eh hey, teşekkürler Gökşan. <laughs> Süpersiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz aramıza. Teşekkürler desteğiniz için. Yay. Hey, süper. İki chat'i ayrı ayrı açınca en azından olayları bir tık görebiliyorum galiba ya. İskoçya birazcık problem çıkaracak bize ya. Vallahi Bıyık falan. Daha bıy Benim bıyıklar bir de inci. Pıst, 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 mutsuz bıyıklar var bende ya. Daha, daha güzel bıyıklı arkadaşlarımız var ya. Von Humboldt bir şey yapmıyorum ya. <laughs> Kendini çok iyi izletiyorsun demişim de. Geçen bununla YouTube'da bir yorum vardı. Abi büyüm yaptın neden hepsini izliyorum falan diye biri yazmıştı Böyle çok tatlı. Anam İskoçya'nın karlı dağları yanımızda bir adet. Dünya harikasıyla başladık. Giants Causeway. Hadi bakalım. Ee... İngiltere'yi verdiyse burada zaten takılı kalırız. Yani restart gelir yani otomatik. Restart loading %4. <laughs> Bacon'ın gücü adına. Çok sağ olun dostlar. Çok teşekkürler. Selamlar. Radyo programı. E, radyo programı için Ahmet böyle yapmam gerekiyor. Tuna Radyo'da bu akşam sizler için tüm seven ve sevilenlerin dinleyeceği müthiş romantik şarkılarla devam edeceğiz. <laughs> saçma. Okey. İskoçya'yla başlık, adalarda başlık. Bu bizim için ciddi problem. Çünkü dünya haritası büyük arkadaşlar. Yani şey neyse ben şu modları bir göstereyim önce. Hızlıca. Ee, şu an Free Walls for City States. TCS Free Walls for City States. Bütün şehir devletlere e, şey veriyor. Duvar veriyor otomatik. TSL Earth Remastered diye harita modu. Bu gerçek dünya haritası üzerinde oynuyoruz. Bir de Yet Parasite Not Another Maps Pack'te de bu dünya haritasını kullanabilmek için bazı özel ayarlar var. Bunlar üzerinden devam ediyor. Buraya sonra şey yaparız. What? FPS drop mu? FPS drop yoktur canım. Her şey çıtır çerez akıyordur. Arada yapıyor böyle şakalar ya. Şey yapmayınız. Bir şeye bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra bu FPS drop'un problemini çözeceğiz herhalde. Eee, flip the screen. Okay. Tamam, şu an nasıl ortalık var mı FPS drop bilmem ne zart sanırım yok toparlık herhalde ya güzel süper süper harika tamam harika şimdi öbür chat'i de bir, bir Twitch'i de göremiyorum ikisini birden görebilecek kıvama geldim şu an. Okey okey yoktur canım <laughs> okey şimdi başlangıç yerimiz aslında enteresan bir başlangıç lokasyonum var şimdi İngiltere tahminen burada yok bunu anlamanın güzel bir yolu var arkadaşlar şu. setleri seçip dörde basarsanız arkadaşlar kurabileceğiniz şehir yerlerinin hepsini görürsünüz. Eğer buradaki tile'larda kırmızı olan olsaydı bilin ki burada bir medeniyet olacaktı. Size böyle bir taktik vereyim ben de. Ondan sonra eee Allah Allah FPS olmaması gerekiyor mantıken de. Bilmiyorum. Bakacağız. Şu şeyi bir kapatayım da chat'i kapatacaktım. Gene açık kalmış galiba arka tarafta. Onları da, da halledelim. Eee ya çok başlangıç için uygun değil kırmızı konsol şu anki şeyim ya. Çeti uçurdum ya. Çeti uçurdum. Çok enteresan. Yani niye FPS drop'u anlamadım yani. Şöyle bir sallayayım ekranı ama. Çok bende mi alakalı neyle alakalı da farkında değilim ya. Ee, şey söylüyordum işte. Bu setlerinizi seçip. 1, 2, 3, 4'e basarsanız. Yani daha doğrusu 4'e basarsanız direkt. Kurulabilecek yerleri görüyorsunuz. Ve buradaki yoğunluğun olması veya olmaması durumuna göre e, bir medeniyet var ya da yoku anlayabilirsiniz. Yani şu an kurulabileceğim çok ekstra düzgün bir yer görünmüyor. E, ama şu görmüş olduğunuz e, bonuslar alabilmek adına buradaki bataklığın üzerine kuracağım gerçekten şehri. Bunun sebebi de ilk şehri kurduğumda bu iki food, iki production'ı alabilmek. Aslında bu da çok güzel. Yani buraya da kurulabilirim ama şu aşağıda birazcık sıkıntı yaşayacak gibi hissediyorum. Ormanları da hemen şey yapmak istemiyorum. Bunları İleride değerlendireceğiz çünkü. Artık bir sonraki tura bakacağız bunlar nasıl olacak. Çok enteresan ya. Yani. Şu an o yani şeye bakıyorum. Ee, yayına bakıyorum arkadaşlar. FPS drop falan yok yani yüzde yüzde yedi CPU kullanıyor. Hiçbir fikrim yok. Bir saniye. Bir şey daha deneyeceğim. Şu FPS drop için. şuraları bir kapatayım. Belki arka tarafta açık kalan birkaç bir şey ortalığı kasmış olabilir. Büyük ihtimalle şu an düzelmiş olması gerekiyor ama bakalım göreceğiz şimdi. Oyuna geçince kasıyor olması çok enteresan ya. Fokus. Okey. Oo burada burada bir şehir devlet var arkadaşlar. Dini bir şehir devlet. Acaba dünya haritasında İskoçya'dan bir din mi yayacaktık ya? Astrolojiye böyle süper hızlı gidebiliyorum çünkü şu an. Deneyelim mi şansımıza? İskoçya'dan bir din çıkar mı? Erken bir Builder da alabilirim. Şehri food'un üzerine direkt kurunca gelmiyor. O şehrin üzerindeki özelliklere göre kullanıyorsunuz arkadaşlar. Çok enteresan ya. Bir yayını durdurup başlatayım diyeceğim ama niye kasıyor şu an ya? Hızlı bir durdur başlat yapayım arkadaşlar. Şu yayını bir kapatıp açacağım. Ona göre bir değerlendireceğim. Aynen bir durdurup başlatıyorum. Yes, kurtardım galiba. E, oyunun modları etkiliyorsa zaten restart yaparız arkadaşlar. Çok problem değil yani. Yayını düzelttik düzelttik arkadaşlar. Yayınları toparladık. Şimdi bir şeye bakacağım sadece. Yay Onur. <laughs> teşekkürler. Çiğir için çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok çok teşekkürler de senin için. Şimdi düzel, düzelmiş olması lazım artık ya. Şu an bayağı lokum gibi gözüküyor yani. <laughs> Yay! Onur. Çok sağ ol. Çok sağ ol de senin için. Çok teşekkürler. Yani toparlanmış olması lazım yayın şu an. Ben deli, deli alanlara verdim ben orada. Şimdi e, erken oyunda din elde edebilirim. Çünkü dünya harikasının yanında başlamış olmanın bir avantajını kullanabilirim buradan. Um, ee, evet güzelmiştir güzelmiştir. What? Bu sefer de ses kaymasın var. Bir refresh atsanız arkadaşlar sizde. Yok canım ses mes kaymıyordur. Niye stoparlamıştır yahu? Sesli görüntü değil çok iyi. Tamam. Okey. Şimdi dine gidebilirim. Çünkü çok erken bir dünya harikasının yanında başlamış olmanın bir avantajı var. Çok hızlı böyle buralardan böyle holy site'lar ıvırlar zıvırlar çıkartabiliriz. Bol bol böyle breathtaking alanımız var. Deli fate basabilirim buralardan. Bunların hepsi breathtaking konumunda olduğu için. Yani hadi İskoçya ile bir din ya. Aynen. Aha Eleanor. Geçmiş olsun. Ha, oyun bitti. Başlamadan bitirdik oyunu. Ah. Abi aynı aynı kıtada aynı kıtada iki şehir olmaz. Aynı adada iki şey ya böyle oyunu var ya verdiği tatsızlığa bakar mısın ya? İnanılmaz yani. Aa, vallahi restart geldi dostlar. Bu ne abi? Bir tek şehirle buradan çıkmamın imkanı yok de yani. <laughs> Trevor zwei. Ab Trevor Gouvernador. Mas vus. Vetset os ke samasan per Bebişim, bebişim sakinken daha güzelsin hadi. <laughs> restart %4 diyen arkadaşlık da %100'e boostlandı. inanılmaz yani. Aynen Meriç sen, gel sen geldin Restart'a gidiyoruz. Her medeniyet bütün victor type'lar olabilir arkadaşlar. Ee, <laughs> hepsi, hepsi bütün victor type'lar olabilir. Sadece doğru coğrafya gerekir. Hadi geçiyorsun. olsun. İlk restart count 1. Rah rah rah. Bu zaten böyle olacağı belli arkadaşlar. Dünya haritasındaki problem bu. Düşünsenize. Küçücük bir alanda başlıyorsun. Orada Gandhi... Şey kadar bir yerde başlıyor. Ağzımdan çıkaramadım. İşte şey kadar bir yerde başlıyor. From the first stirrings of life, the, ocean, the great beasts of the Stone Age. A man taking his first <gülüyor> <golden> <gülüyor> steps. steps, you have come far. <laughs> the greatest quest, the from this early cradle <laughs> <kredil> of civilization, <laughs> <on to gülüyor> the stars. Tlatoani, Montezuma, keep your eagle warriors happy and fed, and they will forever fight for your cause. As your <laughs> Aztec Empire unfurls across the land, you will never hazır mıyız dostlar? Medeniyetler sofrasında kazı yapmaya gidiyoruz şu an. Nasıl yeni personam bu? <laughs> Indiana Jones gibi yazacağım ortalıkta. Şimdi Afrika'yı diyor. Bugün işte Aztek, Aztek, Aztek tapınaklarına gideceğiz. Kılıcımı da, kılıcımı da alayım şöyle. Şurada bir şey. Değil Domination mümkün tabii ki. İngiltere zaferini izlemeni tavsiye ederim Mick Her bir resource bize ekstra combat strength veriyor arkadaşlar. Azteklerin özelliklerinden bir tanesi buydu. Eee artı ekstra mutluluk getiriyor. Bol bol resource'a gideceğiz. Ve builder'ları kullanıp district'leri hızlı hızlı geliştirebiliyoruz. Tuna'nın atını getirin. Benim atım nerede? Dur daha başka... Şehir kurmadım bana era score verdi. Neyin era skoru bu? Dünya harikası var yanımda? Sanırım var. Ee... Fate, fate. Bak buralardan erken fate çıkartabileceğim. Şu dağın olduğu yere kampüs mampüs olarak değerlendiririz. Burası liman, commercial falan ıvır zıvır bunları böyle toplarız. Abi bu kal... Bir şey diyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 lüksle başlamak nedir ya? Yengeç lüks değil de <laughs> bu baya saçma bir şey oldu buraya. O zaman ben bir tur kaybederim diyecektim. Buradan da çikolatayı verdi. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> İnanılmaz bir başlangıç. Bir tur bekleriz ya problem yok. Yanımıza da bilimsel city state'i almışım. Yürü ve hastekler. 4.7 bilim getiriyor şu an. Ben buradan yürürüm ya. Orman morman potri falan. Bunların hepsine sisteme dahil ederiz. 5 turda şehir nüfus atlayacak. İnanılmaz güzel bir güç bu. İnanılmaz güzel bir güç. Erken oyun bizim kendi askerlerimizden birkaç tane çıkartalım da. Ne olur ne olmaz. Şu an halkım gülmekten ölüm, yani çıldırıyorlar ya. Halk halk kafayı yedi. Her yerde bağırıyorlar. Tuna tuna tuna. <laughs> evet, volkanın yanına kurulmamak birazcık mantıklı oldu. Güzel burada birkaç şehirlik lokasyon var. Pearl da var. Bak 1 2 3 4 5 altı, 7 tane luxury'm var şu an. Arkamda sırtımda yadığım bir bilim şehir devleti var. Save al save al değil mi? Bu enteresan bir şeymiş arkadaşlar. Şunun bir save'ini alalım ya. Montezuma 6. tur. Paylaşırım bunu Discord grubunda arkadaşlar bu seyi. Promotion da geldi. Şuradan barbar bar gelmez bu arada. Çok acayip ya. Oyunun matematiğine ya çok bir numarası yok aslında arkadaşlar ya. Hepimiz çözebiliriz. Çok çok kolay bir sistem var aslında. Şu pottery irrigation'ı hızlı alıp Buradaki bütün lüks kaynaklarını bir an önce almak istiyorum ama önce şu şeyden başlayacağım sanırım ya. Madencilik, Jade'den başlayacağım birazcık production şart. Orman yangını, aha! Yarın bu Aztekler dünyanın neresindelerdi ya? Bir şey kaçırmadım bırak ya. Eleanor şöyle bir oyunun başına bir öptü bize. Birazcık buralarda sakiniz galiba ya. Craftsmanship. Evet. Barbarlara karşı bonus, bir de ekstra şu fate alalım ne olur ne olmaz. Erken bir, ah şuna geçecekti. Erken bir set alabilsem muhteşem olacaktı. You in... Meksika'da abi, <laughs> Afrika yok canım. Aynen sakallar gitti ya. Evet. Ama buradaki bütün ormanlar yandı. Yeni doğal afetler birazcık tatsız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok erken böyle bilime falan da gidebilirim ya. Yani. Şimdi irrigation, 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 mining, irrigation. Şu erken erken biraz bilimsel gidelim ya. Yani. Hazır buralarda tek başımayım gibi gözüküyor. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Buraları bayağı iyi değerlendirmemiz lazım. Bir de zaten bizim askeri gücümüz bayağı kuvvetli olduğu için güzel olacak ya. Benim şehir yandı bitti kül oldu ya. Vallahi kuruttular tükettiler beni. Biz bu arada Amerika'da tek başımızayız galiba. Annem sen neler diyorsun? Bu bu... Annem şehri kuracağım yere bak. Bu sırf denizden faydalanacak bu şehir ama şuradan alacağı bilimsel bonus inanılmaz yani. Benim buraya çok hızlı şehir kurmam lazım. Bırak Granary'i falan. Şuraya bir şehir kuracağız. Şu tile'ları e, Aztekler'in almasını engellemem lazım. Yazıya giden yolu da öğrendik. Şimdi bu Milter bize ne, ne, veriyordu? Ne istiyor benden? Masonry'e bonus istiyor. Taş ucağı yapmam lazım. Hallederiz bir şekilde. Oha müthiş. Bu arada Mitla şehir devletinin özelliğini, özelliğini söylüyorum. Eee... Şehirlerin büyüme hızı içinde kampüs varsa daha fazla muhteşem bir şehir devleti. Wow. Şu şurası büyümeden şuraya bir şehir kurmam lazım ki buradaki şu bonus tayarları elde edebileyim. 9 tur arkadaşlar. Bunun da sırf production'a verip Writing is easy. Yalnız feci arkamızdan da bıçaklayabilir bize. Tamam Amerika boş abi. Amerika boş. Baya rahat. Bu gerçek True Starting Location'da oynadığımız için arkadaşlar baya güzel olacak ya. Ömer bir hata yok orada. Ee, tek kurşun atmadan bitiyor olmasının sebebi sen birine savaşmıyorsun ya da biri sana savaş açmıyor demektir bu. Ee, şöyle ki savaşmak zorunda değilsin oyunu kazanmak için. Abi hadi iki, iki fade gelmeye başladı. Çok güzel. Oh. Aha barbaritoları bulduk. Ya scoutları yeri tur değil de 10 tura çıkartınca böyle rahat oldu demek ki ya. Güzel. I am fond of Abi biz çok hızlı bir şekilde bilime doğru böyle yardıra yardıra gideceğim arkadaşlar. Hiç teknoloji teknoloji dinlemeyeceğim ya. Ne varsa elimiz onu değerlendireceğiz, kullanacağız. İki tane wonder bitti, bir stone inci yaptı. Güzel. Hadi bir tur settler. Çok sıkışık bir şehir kuracağım. Çok mantıklı değil aslında ama lazım. Hadi açın şu yolu. Adam bu ben nasıl götüreceğim o setleri oraya? Gelin bakayım şöyle. Sen de şöyle gel. Şimdi açın bakalım pozisyonu bana. Sen ileri. Sen şöyle kay. Güney Amerika'ya bakacağım bir de. Aşağıda kimler var acaba? Ne olacak bilmiyorum yani. Pantheon Leaf de geldi. A religious Settlements'ı kaçırdık arkadaşlar. Bunu alamıyoruz. Ama oyunun... Eee... En önemli kısımlarından bir tanesi olarak Divine Spark'ı alacağım. Bu Great People'ların çıkma miktarını arttıracağım arkadaşlar. Ya da şehirlerin Growth Rate'ini arttırabilirim. İnanılmaz büyük nüfus üretebiliriz. Bu da aslında çok büyük avantaj olabilir. Ama Great Person'lara ben sahip olmak istiyorum. Bu sefer. Ki planım bu arkadaşlar. Şu Güney Amerika'yı da bir yoklayalım aşağıda. Kimler var kimler yok. Amerika bizim ya. Komple yukarısı bizim. Sonsuz şehir kuracağım şimdi. Vallahi gidip sonsuz şehir kuracağım. Arkadaş ne bereketli topraklarmış. If delicate are. doğru dünya haritasını kullandığımız için arkadaşlar bütün bunları patır kütür çıkartıyor. True starting lokasyonda yalnız kalınca oyunu kazanma ihtimaliniz bayağı fazlaymış arkadaşlar. Şu an bunu söyleyebilirim. Abi şehrin büyüme hızına bakar mısın? 3. <laughs> Baya çok saçma. Kampüs olan şehirlerde hızlı büyüme. Şuraya da bilim merkezimizi kuralım. Sonra Settler, Monument böyle gitsen. Sen de Graneri, Slinger böyle biraz asker falan da biriktirelim küçük küçük kenardan. May the forces of evil become confused while your <laughs> on its way to the target. Hoppa. Güney, Güney, Amerika'da boşsa arkadaşlar. Maşallah oyun oyun bize çok büyük kıyak geçti şu an. Bütün olay Avrupa'ya dönecek. Ben burada tek başıma medeniyet görmeden <laughs> bir de nüfus geldi. Medeniyet görmeden ilerleyeceğim. Bir tane de builder verdi. Yavrum sen neler diyorsun ya. Ben Oyun şu an bayağı ben hile oldum ya. Bayağı hile. <laughs> nefes aldık. Resmen nefes aldık ama. Ee, Nüfusu 10 olduktan sonra artık specialty tile'larını kullanman lazım. Kampüs yaptıysan onun içerisine falan adam koyman lazım. Gerçi biz ne olur ne olmaz şuradan ben bir denizciliği alayım da şu balık resource'larını falan kullanalım ya. Şurada bir sürü yengeç mengeç var. şehirlere bir üretim verelim. Barbarlara karşı savaşa devam. Valla bomboş dünyada başladık. Tamam okey bu standart boyuttaki boş dünyada sizle multiplayer oyunlar oynayalım arkadaşlar ya en temizi. It was a fantastic land. Ya bütün hepsini yerine koymuşlar ha yani muhteşem bu oyun süper unbalanced bir oyun oldu gerçekten. Bu gerçek dünya haritası standart boyutta arkadaşlar. Ama kullandığım iki tane mod var şu an o modlarla birlikte açıldı bu. Böyle yani kabus gibi bir dünyanın içindeyiz. Hiçbir şey yapmıyorum şu an ya böyle takılıyorum sadece doğal doğa harikaları falan buluyorum böyle fıstık gibi. setler için 440 gold. Okey. Şimdi birazdan iki tane daha setleri basacağım. Bu oyunu her şeyle kazanabiliriz ya. Dinminle uğraşmam, domination'la da uğraşmam. Kültür kasabiliriz bu arada. Bomboş şehir, bas kültürlere. Kafam rahat takılırım ya ortalıkta. Bomboş dünya, bereketli dünyaymış bu. taşacak kurarız ya. Taşıcağı kurmakta sıkıntı yok. Maalesef gerçek dünya haritasını oynamak ciddi avantajları ve dezavantajları varmış gerçekten. 44 bir tur daha. Sen şuraya git ya da sen gelebiliyorsan şuraya gel. Burası bayağı gereksiz verimli bir ormanlık alan. Şuraları değerlendirelim. Çok iyi ya. Tunado <laughs> Vespucci. Çok iyi. Şu an böyle uzun zamandır bu kadar relax tek başım olduğum bir oyun yoktu ya. Tur 40. Hiçbir şey yapmıyorum. Daha diğer medeniyetlerden dünyada haberim yok yani. Şu an Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika bomboş. Hepsini bana bıraktı oyun. Sağ olsun. Böyle altın çağlara falan girelim. öbür City State'i aramda tutacağım ya. O elimde tutacağım onu direkt. Vali Baba geldi. Magnus'cum başkente bir yerleş bakalım. Şimdi orman, morman ne var ne yok. Şehir nüfus kaybetmeden. Evet burayla aramız bozuldu artık. Buradan içinden geçemiyoruz bunun. Lanetler olsun. Okey. O zaman sen yine yukarı gel ya. Tur kaybediyorum boşu boşuna. E, ee, random şehir devletlerinden birini verdi şu an. eee aşağılar boş. Dünya haritası tahminimden büyük galiba arkadaşlar ya. Burası baya baya karışık saçma sapan bir şeyler oldu şu an. Ya buradaki bütün eee Şehirleri toplayacağız artık. Şehir devletleri, binaları, buraları her tarafı binlerce şehir kuracağız. Şu setlerden nüfus kaybetmeden setleri basabilmek bayağı önemli şu an benim için. Ee, government olarak da setler üretimini yüzde hızlandırdık mı bu iş tamamdır. Şövalye yöneticisi gibi. <laughs> Çok iyiymiş Doğan süper. Aynen sakallar gitti arkadaşlar. Diyordum sakallar geçecek demiştim size zaten. Ha buradaki volkan patladı öldü herkes. <laughs> saçmalık. Okey abi şurada pamuk mamuk var biliyorsunuz bizim için önemli olan şey bol bol diğer kaynaklara erişim, üretim. Graneri, Builder, Trader. Sen böyle devam et. Tur 49 4 şehir. Vallahi bravo. Muhteşem. Artı 5 kampüs işte. Tam olarak bunu istiyordum arkadaşlar. Artı 5 kampüs istiyordum. Böyle istedim ve geldi. Oradaki ormanmış. Artı 4 foodmuş falan. Zero room'da değil gördüğünüz gibi. Artı 5 kampüs için her şey yaparım şu an. Bravery Biz burada tek başımıza kültür çıkartır yayarız ya. Kampüsümün üzerine volkan patladı. Ama unutmayın ki diğer medeniyetler de tek başına çok büyüyüp ortalığı karıştırabilir. Böyle bir derdimiz var. Direkt rokete doğru gidiyorum dümdüz. Dümdüz rokete. Bir builder çıkart. Ondan sonra settler basmaya devam. Sonra böyle devam edeceğiz. Çok enteresan ya. Yo DLC değil. Dışarı indirebileceğiniz hazır bir addon arkadaşlar. Burası dünya ısınmasının üçüncüsünde patlangoç olacakmış. O yüzden bunu bir tık içeri alalım dünya bomboş zaten baksana dünyanın sonu gelmiş ben tek başıma takılıyorum burada. Kuzey Amerika'yı şehirle dolduralım. Büyük yakışmış. Ha şeytan avukatı çok teşekkürler. Pantanal'ı da bulduk. Yani her dünyanın her yerine bu doğa harikalarını koymaları muhteşem olmuş bu arada. Şimdi amenity problemleri başlayacak. Mutsuzluk mutsuzluklar başlayacak. Make Amerika Great Again. <laughs> Aynen. Ben Orta Amerika'yı Orta Amerika'yı muhteşem yapacağım arkadaşlar. Buna inanıyorum. Settler'lar yeni tura indi. Hemen mutsuzluk gitti. Mutsuzluk gidince beraberinde mutluluk geldi. Diyebiliriz. Sen burada savunmanı yap kardeş. Buradaki lüks kaynaklarıyla yağmur ormanlarını tutup Tur başına 18 altın sırf lüks kaynaklarından falan geliyor böyle. Şu artı 5 science merkezi gelecek şimdi. Şöyle ben doğu yakaya doğru ilerleyeceğim galiba ya. Ozanlar çok teşekkürler yorumun için. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çünkü tile'ların bunu sana bakar mısınız? Şehirlerim mutluluktan çıldıracak birazdan. E, ee, Epic'in atölyesi yok. Nereden indirileceğini diğer arkadaşlar biliyorlar sanırım ya. Onlara bir sorabilirsiniz. Rule. A sound. Evet, Barbar Scout'u gördü yukarıda. Gördüm. Hiç sıkıntı yok. Great Person puanları. Şimdi Wonder'ları da hız yapmaya başlayabilirim. Builder'ları da hızlı çıkartmaya başlarım. Influence da alabilirim. Şu an var ya baya saçma sapan bir şey yapıyorum. Bir Settler daha çıktı. Bu Settler'ı alttan döndüremeyeceğiz. Aşağıları biraz zor olacağız gibi duruyor. Ne yediler? Make America Great Again değil mi? Şöyle geniş geniş topraklara yayılalım ya. Buradan bir ilerleyelim. Yani bu, bu adam burayı direnir tutar ya. Mehem çok sevindim. Çok sevindim. Nice mutlu oyunlarınız ve bol zaferleriniz olsun arkadaşlar. Elimden geldiğince yeni gelen arkadaşlar için bu kısa siv rehber serilerinde sizlere e, anlatmaya, paylaşmaya, bildiklerimi öğretmeye çalıştım. Şimdi bir setlerde şehirde güneye doğru kurulacağız. Bu arada ortalara böyle kazulet kazulet şehirler kuracağım. O ne o? Parası neyse veririz kardeş alırız Archer'ımızı. Öyle şehirlere saldırmak falan yok. O bir şehir devlet daha geldi. Oracle. o bak Oracle 15 turda yapıyor. Var olan bütün Great Person puanlarını ekstra ekliyor. Oracle'ı eğer kapabilirsek arkadaşlar. muhteşem bırt olur. orakılı kapmamız halinde. Baksana cengaver setleri nasıl yolluyorum. Yürek yemiş yürek yemiş setlerler arkadaşlar. Burada Nazca var. Güzel. Domination'a gitmek istiyorsanız arkadaşlar yönetim şekli için bakmanız gereken tek şey erken oyunda oligarşi art 4 combat strength veriyor. E, orta blokta şeyler e, Merchant Republic gibi ekstra gelir sağlayacaklar bence ya da şu influence monarşi. E, biraz daha ileride faşizm en mantıklısı late game'de özellikle. Şu tüccarları da bir başlatalım. Ha orakılı biri yaptı olsa da kaçırdık orakılı. Lanet olsun. Şöyle geniş geniş kuracağım demiştim ya şehirlere. Vallahi böyle hepsinin büyüyecek bir sürü toprakları olsun. Topraklarımızı böyle çıl, çıl, çılgın büyütelim istiyorum. Çünkü diğer medeniyetler artık beni geçmeye başladılar. Tur başına 27 bilim. Okey. Mitla'yı aldık. Mitla'yı aldığımız için arkadaşlar şu an içinde kampüs olan şehirler %15 daha fazla büyüyecek. O yüzden kampüs distriklere aboneceğiz. Haa Doğu Yaka'da burasıymış. Aslında buraya 1, 2, 3, 3 şehir falan... Nasıl yapsam acaba? şuraya kurayım. Bir tanesini şunun içine kurarım. Şöyle bir, iki. Bu blok böyle kapatırız burayı. Ondan sonra şuraya bir tane kurarız. Bir, iki, üç burada. Zaten fazlası yeter. Sonra yavaş yavaş diğer medeniyetler sağma soluma yerleşecek zaten. Gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Diyerek ticareti de başlatalım. Piramitler buradan çıkmaz. Piramitler için şuraya kadar almam lazım. Sen ne? Karşıya kayma mı yapabiliyorsun piramitleri? Abi buraya ben kampüs yapacağım ya. Burası böyle saçma bir kampüs değeri var. Artı altı kampüs. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunun sebebi bunların altında reef olması. Kayalıklar, mercan kayalıkları, mercan kayalıkları, mercan kayalıkları, mercan kayalıkları ve buradaki e, Geothermal Fissure eşik gibi puan ekliyor. Buraya bir adet kuruyorsunuz kampüs bölgenize. Kafanız rahat. Bir yerden artı 5 geliyor. Bir yerden artı 6 geliyor 11. Buradan da artı 3 geliyor 14. Otuz birim tur başına. Muhteşem arkadaşlar. Ayvars teşekkürler. Valla bıyıkları bıraktık dostlar ya. Muhteşem bırt. Paramız daha yok. Sen buraya granilerini yap. Hızlı nüfus. Hızlı nüfus önemli arkadaşlar. Ya hangi zafer türüne gittiğime göre her medeniyetin farklı challenge'ı var. Böyle spesifik olarak bunu seviyorum demiyorum ama... Oh no. Meteorlar düştü göklerden. Tek boost'umu aldım. Güzel. Bu ne istiyor benden? Games and Creation'ın bunu istiyor ama şu an yapamam onu. Halkımız şu an ekstatik oldu arkadaşlar. %20 fazla growth var içinde kampüs olan binalarda ekstra middan gelen büyüme bonusu var. Bu yüzden bu şehir şu an sırf Settler basıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Başka hiçbir şey yapmıyor. Tabii ki başımıza gelecekler standart. Kampüslerimin üzerine volkanlar patlamasa rahat etmiyoruz. Burası bir sonsuza kadar devam edecek böyle. Oh no. 200 gold. Purchase. Archer 240. İki tur sonra okçuyu alırım buraya. All the world's a İki tur daha dayan bebişim. İki tur daha dayan. Zaten warrior gelmediği sürece problem yok. Şehri tutarız. Şehirlerin ortak noktası neresi olabilir? Büyüme için her şehre kampüs kurabilirim şu an ya. Böyle bir rahatlığım var gerçekten. Yavrum her yeri seller, kıyametler basıyor ya. Güney'e inelim lütfen diyen Hasan. Hasan'ı dinleyin. Hasan'ı sevin. Güney'e ineceğiz arkadaşlar. İneceğiz. Settler'ı bekliyoruz güneye inmek için. Bir dakika bu Swordsman kötü oldu. Dostum sen planda yoktun yalnız. Dur bir dakika. Sen nereden çıktın ya? Anam bu şehri alacak yıkacaklar şimdi. Sen planda yoksun gerçekten. çok tatsız oldu. Çok tatsız oldu. Ay ya ya. Kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum da. Üf. Bu ev bu şehri alacak ya. İnanılmaz yani. Tut tutamayacağız. Boşu boşuna bir şehir kaybedeceğiz, Gideceğiz bir daha şehir kuracağız. Nasıl barbarlar şehirleri alamıyor? Barbarlar şehirleri alamıyor diyen arkadaş nerede? <laughs> Başkent alamıyorlar sadece arkadaşlar. başkenti. Baş, barbarlar şehir alamıyor diyen arkadaşı hemen buraya alalım. Fyodor evet evet kocaman, kocaman çok keyifli bir topluluğumuz oluştu arkadaşlar. Böyle gayet güzel devam ediyoruz yolumuza. Hep beraber daha da güzel günler inşallah arkadaşlar. Hep güzel, daha da güzel olacağına inanıyorum. Ama kardeşim iki tane okçuya karşı hiçbir şey yapamam ben şu an ya. Bir de böyle bir güzel karanlık çağa girelim. En sevdiğim. Sonra buradan çıkışımız muhteşem olacak çünkü. şehrimde zavallı hiçbir üretim yok. Bunu Tlacopan'a götüreceğiz. Buradaki kampüs bölgesi artı 6 getiriyor çünkü onu arttırmak için. Ay ya ya bilmediğimiz medeniyetler. Acayip acayip işler dönüyor dünyada şu an. Teknolojide var mıyız yok muyuz belli değil şu an. İnanılmaz. Yukarıdan gelen barbarları hafife aldık. Başımıza gelenlere bak. Boşu boşuna, boşu boşuna para zaman kaybediyorum şu an yani. Ve iki okçunun arasına ne adam koysan ölmeye devam ediyor olacak. Boşum. çok çok büyük çok büyük aptallık. Küba'ya falan mı yerleşsem ne yapsın acaba? Without mathematic. Ya burada kabile unutmuşuz. çok da ta çok tatsız şuralar ya. Namaz tatsız. Boşu boşuna para kaybediyorum. Sevmediğim şey para kaybetmek şu oyunda ya. Bu şehre doğru gel. Senin fokusunu production verelim. Şuradan bir archer çıkart. Gel Nefret ediyorum boşu boşun şehir kaybetmekten. Aşağı yukarı yeni başladık arkadaşlar ya. 35 dakika falan oldu. <laughs> Bir tık ileri geldiğinizde rahatlayacağız burada. Teoloji Military Training'e gidelim. Sen iyileşiyor dur. Şu aşağıdaki alamadığımız toprakların üzerine böyle büyük büyük şeyler kurmaya devam ederim hızlıca. Hiç zaman kaybetmeden. Aa, ee... Nasıl yapsak acaba ya? Commercial Government District içerisine Ancestral Hall yapıp Settler'ları üretmeyi hızlandıralım. Buradan devam edeceğiz. Restart'ımız var mı? Buradan restart çıkmaz canım. Bu, buradan restart'a hiç gerek yok dostlar. Dünyada kimseyi görmeden kendi kendimize Siv oynayacağız şu an arkadaşlar. Şuradan geçemiyorum ya. inanılmaz. 90 turda kaybettiğimiz şeyler çok büyük. Geçelim o arada Kaybettiğim şehri bir daha yapacağım. Evet. Ancestral Hall'a geçecektim arkadaşlar. Şu an bunu da yaptıktan sonra settler'ları o kadar hızlı yapacağız ki böyle Üf, üf yani. Saçma saçma bir şekilde yapacağız. 33 bilim üretiyoruz tur başına. Burası kendi güvenliğini aldı. Muhteşem. Lükse ihtiyacımız yok ya. Maşallah çok iyi durumdayız bu konuda. Sen bir tur daha iyileş. Burası güvenliğini aldı. Artık builder'ını yapsın. Sonra böyle tatlı, şuraya küçük tatlış bir kampüs koydu falan diyeceğiz. Buradan aslında bir sonraki setler Production buradan da başlayabilirim şöyle yukarıya hızlı gidebilmek için. Ama bu şehir en mantıklı üretim olacak. Bunu aşağıya değineceğiz. Fena değil. Tamam, mitle bizim artık ya bunu böyle arada tutacağız bu askerlere bizim askerlerimiz gibi takılacak ortatabine 1040 bin gold askersiz bir yere gitmeyin arkadaşlar buradan net bu bilgi çıkartılabilir Buraya production focus yapsak. Buranın bir builder'a ihtiyacı var gene. Builder'ları düz yapıyoruz. Yani medeniyet olarak her şeyimiz var ama topraklarımız falan yok ya. Şu an tur başına ürettiğim bilimi görüyor musunuz arkadaşlar? Hazır para geliyorken bunları hemen hızlıca hızlı hızlı değerlendirmek lazım arkadaşlar. Sonra yavaştan böyle sen gene kampüsünü mampüsünü şuralara bir yerlere yap. Her şehirde bilim fışkırtacağız ya. Şu bildirim de geri alacağım bu arada. Yani diğer adamların ölmeyeceğini varsayarak yapıyorum tabii ki bunların hepsini ama sonra şuraya bir tarım, industrial district'imizi kuracağız. Sonra da onun arka tarafına şuraya da commercial hub'u kuracağız. Bu iş tamamdır. Sonra Aban'ın setlere great people, bilim adamları da gelmeye başlasın. Tur 150 setler sayısı çılık çılgınlayacağım. Nasıl kaçıyor Totoş'a bak ya inanılmaz. İnanılmaz yani. Para, para tutuyorum ya. Acil durumda bir Archer alabilmek için altın tutuyorum elimde şu an. Şimdi yavaştan dünyayı falan da gezmeye başlayacağım arkadaşlar tabii ki. Şimdi benim liman şeyine ihtiyacım var. Şu teknoloji ağacına bir tık geri gideceğiz. Şu Celestial Navigation alalım da. Yeni liman kuralım. Önemli. Ah! Buradaymış namussuz. Okçularla birlikte buraya kaçmış. Anam! üzerlerine öbür adamla gidip bu adamı da şuraya çıkartalım. Şu kabileden bir kurtulmamız lazım ya. Dört tur. Feodalizm. Altı tane tarla lazım bize şimdi. Şuradan bir lüks kaynağı daha alalım sistemimizin içerisine. Halkımız mutluluktan çıldırmaya devam mı? Devam. Aynen. Güzel. 11 nüfusu oldu bile. Aha. İkaga. İkaga. Geldin mi yamacıma? Artı bir nüfus verdi. Daha ne kadar muhteşem olabilirsin ya. Bu abimizi buradan kurtaramayacağız galiba. GG. Boşu boşuna bir eleman daha kaybetmiş olduk her zamanki gibi. Kötü kötü askeri taktiklerim sayesinde kayıplara devam. Bol bol liman da lazım bize. Haydi geçmiş olsun. Üzücü şeyler bunlar dostlar. Şu bütün şehirlerimiz arasındaki ticaret rotalarının yollarını da açalım bir yandan. Bu arada 76 Japonya 76 bilim üretiyor arkadaşlar tur başına. Şimdi make deal. Ben de fazladan ne var? Hiçbir şey yok. Fazladan bir şey olsaydı bunlardan bir şey almaya başlar. Kültür de üretiyor namussuz. Şu dünya harikalarını alırsam turizmle falan bayağı ilerleyebiliriz ya. Ikaga ile Ikaga. <laughs> Ulan İKG, biliyorsun bu Ikaga işlerini. Terbiyesizlik başka hiçbir şey değil ya. İskoçlar dünyaya açılmışlar. Vallahi geldiler kapıma. Kapıma kadar dayandılar. İskoçya ile güzel deal'lar yapabilirim gibi hissediyorum. 11 gold tur başına. Ver canım. Tur başına 30 gold kazanıyorum zaten. Senden de bunları alırım. Sonra gelelim Barbion'un diğer faydalarına. Oyunu, oyunu direkt böyle tek başımıza olmamın avantajıyla kazanmaya koşuyorum. Bayağı bilime, bilime doğru yardır, yardırmaca. güzel. Bir şey de alalım başlayalım. State'den de ekstra bonus alalım. Bunların içerisinde lüks fate mate ırzı bir şey vardır. Çok iyi ya. Yani. Kemal e, e, bence Rise and Fall ve Gathering Storm oyunu çok tamamlıyor ve toparlıyor. Ben tavsiye ederim. Herkese de ediyorum aslında yani. Etmeye devam ediyor olacağım. Farm farm farm. Evet, yani da farm 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 yaparız. Çıkartalım bilim bilimi çıkartalım şuradan direkt. Şimdi şehir sayısı fazlalığına çıkmam lazım tekrardan şurayı bekliyorum. Yok, Dünya Kongresi var. Şurada demin yaptığım Dünya Kongresi de geliyor. Gathering Storm bayağı bir yeni medeniyet Dünya Kongresi ıvır zıvır onları da ekliyor. Japonya benim yerime temizlik yapıyor burada ya. Çok iyi. En sevdiğim. Burada bir de Borut çıktı. Güzel. Karanlık Çağ'da kalmaya devam edeceğiz bir tur daha. 6 turda bir setlere devam. 2, 3. 3 tane setler yap. Ondan sonra şuradaki istediğim 3 şehri, 4 şehri kuracağım buraya. 1 1, 2, 3 böyle kurulacağım. 4 bir tane şuraya kurulacağım. 5 buraya kurulacağım. 6 bir tane de şuraya kurulacağım. 6, 7 şöyle geniş geniş şehirler. Ondan sonra bakacağız duruma. Sonra da herkes bir savaş açacak kaybedeceğiz. Böyle rahat başlamanın batışlarını izleyeceğiz şimdi birazdan. Kampüs yakınlık bunu sonra geçelim ekstra. 82 tur başına bilim puanımız. Üniversiteler bilmem daha bitmedi. Burası alacak kadar nüfusu aldı zaten. Problem yok. Bunları değerlendirelim böyle. Çok iyi abicim. Sen bize zaman zaman kazandıracak bir şey yapacak mısın burada? Duvarını yap önce. Kim geldi? Galilei. Her yakın olduğu dağ kenarı için ekstra bonus. Burada 3 dağ kenarı var. Burada Galileyeciğim sen gel bakayım şu aşağılara. Şu aşağılarda bol dağ vardır. Şuradan da kahvemizi alalım. Şehirlerimiz, halkımız mutluluktan çıldırsın. Housing problemimizi de çözelim. Tur başına 50 gold. Tur başına 53 gold. Yok online oynamıyorum şey. şu an. Tek başıma, tek başıma oynuyorum. 7 tane rakibe karşı gerçek dünya haritası. Kocaman dünya haritasını tek başıma başladım. Şimdi şehirlerin hepsini denize sıfır kurmamamın sebeplerinden bir tanesi bu arkadaşlar. İskoçya bana savaş açmaya karar verirse direkt Lapse'ye saldıramayacak. Koçuyla, şey, Japonya ile aramızı toparlayalım. Bunlar ileride başımıza bela atacaklar çünkü arkadaşlar. Sen. Oo gitar ya. Güneydoğu Asya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Rönesans'a geldik. Boyun tahminimizden hızlı geçecek gibi. For... Şu diğer arçıları bulmam lazım ya. Maalesef. 40 gold. Bu scepter geliyor mu? Yavaş yavaş geliyor. Güzel bir karanlık çağa daha girdik. Şimdi bol bol district yapacağız. Sonra ticaretle. Birkaç kere böyle karanlık çağda devam edeceğim arkadaşlar. Şu an 87 bilim üretiyorum. Tanıdığım bütün medeniyetlerden daha fazla. Şimdiden. Yukarıda bir setler götüreceğim. Şimdi buradan, e, acil durumda bunu ordusunu alabilecek kadar hep tutacağım elimde parayı, Miltlan'ın, önemli. Ama ondan önce son bir majör para harcamamı gerçekleştireceğim. 1160, bir tur sonra. İlk vuran kazanır. Sen vuramayacağına göre. Şimdi 1, 2, 3. Burada birka birkaç tane dağ olan bir blok arıyorum. Şöyle bütün etraf dağlarla çevrili bir yer arıyorum. Galileyi daha iyi değerlendirebilmek adına. Ama arkadaki okçu olmaz o iş ya. Ayıp ya. çok çok garip gidiyor yani. Gelen aylık bilim ne işe? Aylık bilim mi? Aylık bilim diye bir sistem yok oyunda arkadaşlar. Tur başına bilim diye bir şey var. Turu ay diye çevirdiyse bir çevir o çeviri kullanmayın bu arada. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar rakip misyonerleri engellemenin tek bir yolu var. O da kılıçtan geçirmek okçulara kaybettim, kadar hiçbir şey kaybetmedim ben. İnanılmaz. Şimdi burada boyalar var. Buradaki çölün içerisinde kurulsam mı kurulmasam mı onu çözmeye çalışıyorum. Abi adam katapult falan getiriyor ya. İnanılmaz. Katapultlu barbarlar. Neyse Güney Amerika'ya yerleşirim bari o arada. Şurası bittikten sonra burada setler üretmeye başlayacağım. İskoçya'nın buradan Din Zaferi de çıkmaz. Çok rahat bir başlangıcımızı bakalım ne kahvaltıcımıza çevireceğiz. Astronomy. If you're the bank one... Harika, harikaya yolladık Vallahi valla. <laughs> Merhabalar, uğraştıracaklar bizi. <laughs> uh. Şuraya bir ortaya bir şehir kuracağım. Geniş geniş. Başka medeniyetler yanıma geldiğinde. <laughs> Metin Doğray, promotionları biraz hasar aldıktan sonra yapmak daha mantıklı değil mi sorusunun cevabım yerine göre değişir. Ama unutmayın ki sonraki yapacağınız saldırıda tecrübe alamayacağı için aslında 5 tur kaybediyorsunuz. Küba'ya şehir gelir ya, Buralar <laughs> buluruz buralarda bir çözeriz bir şeyler. Buralara bir iki şehir koyarız ya o. tane şu natural wonderların üzerine şehirlerimizi bir kuralım. Bir tanesini bunun bu tarafına kuralım. O kadar böyle pozisyonsuz yerleştiriyorum ki şehirleri. Sırf başkaları gelip şehir kurduğunda nüfus yoğunluğu yüzünden hemen bana geçsinler diye böyle bir şakalar yapıyorum yani. Aslında şurası şuraya kurulmak çok daha mantıklı. Ama temiz kaynağı olmadığı için kurulmuyorum sadece. Beş tur sonra buranın duvarı geliyor. Güzel. bu ee, Settler de yukarı gidecek. Buradan bir Settler daha geliyor. Onu da şu tarafına bir yerine kuracağım zaten. Bol bol hızlı büyüyen şehirler, çalışkan ikiler şeklinde yolumuza devam. Bayağı güzel yani. Sira angudohi pasir <laughs> alit. Hayır işte stratejik kaynaklar için de geçerli Ege atıcı ama şey için geçerli değil, ee, normal bonus resource'lar için geçerli değil. Japonya bu arada herhalde dinle falan kazanacak sonunda. 99 bilim per turn. Gösteri kartı da geldi sonunda. İşte burada bir sürü di, di, dinler karmaşası başlıyor arkadaşlar. Şuradan 246. Bir sonraki tur bir tane opçu alacağım. Ee, Young point, de yangı da çıkıma Çik, koyalım. Ya da çıkıma değil de şu aşağıya bir sürü şey kuruyoruz. Builda çıkacak X para palava. ...turaya koyalım. <laughs> İsmini bilmediğim... ...yerlere koyuyorum ya. Rica ederim, ne demek. Savaş aksiyonlarını anlatır mısın? Biriyle savaşmaya başlayınca herkes bana düşman oluyor. Şöyle düşün. Ee, sen... ...durmadan savaşan bir ülke olsan... ...herkese saldırıyorsun. Diğer medeniyetler ne yapar? Seni durdurmak için sana saldırır değil mi? Mantık bu. Her dakika saldırmayacaksın. Savaşmak için... ...mantıklı sebeplerin olması lazım. Mantıklı sebebi olmayan savaşlar beraberinde hizmetleri getiriyorlar arkadaşlar. Şehir devletler size küsmeye başlıyor. İşte diğer medeniyetler size küsmeye başlıyor. Bayağı küs diyorum yani. Bayağı bir çocuk gibiler yani. Ay sultanım olsam benim. Daha çok şehir kurmam lazım arkadaşlar. Tur 130. En az 3 şehir daha geliyor. Beraberinde mutlulukları değişeceğiz. sırf sırf ekonomi kasmam lazım ya. Aslında biraz böyle erken bilimle birazcık tatsızlık ettim ama. Orman santrali seçeneği geliyor. Nedir o üstü anlayayım. Orman santrali nedir ya Deniz Arslan? Orman santrali kullandığınız Türkçe moddaki çeviri ise sana da söylüyorum direkt silo modu yani. Orman santrali. Kereste evinden bahsediyorsan o ayrı kereste haneyse bahsettiğim. Ama orman santrali diye bir bina yok oyunda. Böyle şey gibi hani garip garip söylenmeler ya. Çok acayip yani. Ee, Descrape, hocam oyunu indirdikten sonra seni tanıdığım Videonun sayesinde ilk zaferimi din zaferi olarak aldım. Başarıya yönlendim. Süper çok sevindim. Çok sevindim. O arayüzü küçültmeyi bilmiyorum Aziz. Maalesef bilmiyorum. Yardımcı olamayacağım. Canberk selam var. Hoş geldin. Şimdi bereketli topraklara şehir kurmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bir yandan yukarı bir yandan aşağıya sonsuz şehir kuracağız tabii ki ama buradaki güvenliği de ele almamız gerekiyormuş artık. Buralardan da bir şeyler çıkarmaya başlasak iyi olacak. şu yukarı iki tane şehir kurarız ya. Onlar bir düzgün yerleri kuralım. Hızlı nüfus. Bol, bol huzur. Üniversite. Amfiteatro. Workshop. Aslında tam tersi yapmam gerekiyordu. Workshop, amfiteatro, üniversite. Artık birazcık kültür de basmamız gerekiyor. Şehir sayımızı birleştirdiğimiz için. Duvarlar. Monument. Buradan da böyle yürüyeceğiz. Vallahi hiç fikrim yok ya. Orman santrali <laughs> ormanı yakarak o <laughs> Angry Man çok iyiymiş. Sobarey, vallahi hiç fikrim yok ama orman santrali diye bir şey yok yani. Yani böyle üzülüyorum arkadaşlar. Yani yeni çıkan çevirilere de bakacağım tabii ki bakacağım ama yani çok üz üzüldüm ya orman santrali. Orman kebabı mı bu ya? Bir, yer, bir yerlerine uyduruyorlar işte ya. Şimdi bak oil oil plant var. Hakikaten o plant santral yani gerçekten. Petrol petrol şeyi yağıyla işte enerji elektrik üretiyorsun. Yazık. Akıl fikir versin ya ne diyeyim çevrenlere yani. Kaç tane bir setleri basmak lazım? Var mı tavsiyem? Cenk nizam var şehrinde housing problemi başladığı andan itibaren o şehrinden settler basmaya başlar. Böyle bir nüfus kaybetmeden pıtır pıtır. Yani o bir kaybet bir nüfus geri al. Bir kaybet bir nüfus geri al. Orayı değerlendirebilirsin. Hemen burası burası aşıktan kıvranıye. Buranın yemeği kalmamış. Bir tur sonra nüfus küçülmesi yaşayacak burası. Vallahi Rusya'da sevmemek için haklı sebeplerim var. Polonya'da sevmemek için haklı sebeplerim var. Yani çok acayipler ya fazla üzebiliyorlar dostlar. Abi şurası nasıl bir lokasyon ya? 3 food, 3 fate. Abi <laughs> buraya şuraya kuracağım şehir şu an çıldıracak, deli atacak. Ya buralara özellikle şehir kuruyorum arkadaşlar böyle. bunun sebebi diğer medeniyetler settlerleri sağa sola yollayıp benim burada buralara yerleşecekler arkadaşlar. Bunlar buralara geçecekler böyle. Ve buralara geçtiğinde benim kültürlerimin daha baskın olmasını istiyorum. Ve daha korunaklı alanlara şehir kurabilmiş olmak istiyorum. Ha kurduğumuz şehirden bir de böyle tatlı şey alabilirsek. Ne derler? Graneri ıvır zıvır. Nüfus artışı inanılmaz hızlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şehir olmuş. Tur 140. Adam okçu geldi. Devam setlere her yere yardırmaya devam ediyoruz. Çok şehir olacak ve çok mücadeleli bir yarış olacak arkadaşlar. bu. Yani hızlı endüstriye geçen kazanacak. Şehirleri çok yakın kurmanın avantajlarından bahseder misin? Şehirleri yakın olarak kurduğunda birincisi e, kısıtlı alanları daha verimli hale getirebilirsin. Çünkü zaten nüfusun 10-11-12 olmayacaksa o şehirlerde. Yer yani oraya kadar götüremeyeceksen zaten çok bir anlamı yok. Eee... geniş alanı kurduğunda daha fazla toprak sahibi olup diğer medeniyetlerin kurulma alanını da engelleyebilirsin. Ama örnek veriyorum adam güçlü bir rakibim var. Sen iki tane şehir kurdun ve bu şehrin nüfuslarını optimal seviyede yükselttin. Bu şehrin üzerine kuracağım baskı çok daha yüksek olur. O yüzden birbirine yakın kurmayı ben tercih ediyorum şahsen. Ama mecburi değil tabii ki. tane yani şehri buraya kuracağım. Bir tanesini şuraya kuracağım. Bunlar bana göl kenarında fazlasıyla yeterler. Sen de şekercim şuraya git kurul. Buradaki güzel ormanlık alanları sonra patır patır keseceğiz. Hepsini kullanacağız. <laughs> Buradaki lüks kaynağının üzerine oturmak istiyordum zaten. Bu çok çok iyi oldu. Bir tanesini şuraya şuradan götür. Bu şeylerin hepsini bu arada ilgilenmek inanılmaz zor olacak arkadaşlar. Yani böyle bir yerde bu patlak verecek bu sistem. Çalışmaması gerekiyor mantıken. Şu an tur başına 110 bilim. Çok iyi. Mansur Musa 31. 5 teknoloji ilerimler arkadaşlar. Bunun sebebi de e, ee, makul miktarda kampüs bölgemin hala elimde olmamasına ihtiyacım olan kadar. Şuradan bir diplomatik victory çıkartır mıyız? Çıkartırız bence ya. Buradan gider yani. Aynen sakallar gitti aktan. Ooo Cyrus da geldi. Ne bu? Hoca tokumu ne? Hoca tokumu ne? Buraya hemen şeyimizi yapalım. Make deal. Sana ben tur başına bir 30 gold veririm. Alliance'ımızı da kurarım seninle. Sen böyle kültürel bir alliance kuralım. Sonra Gitarya'ya bakalım. Gitarya'nın Japonya ile arası bozuk. O yüzden delegasyon yolla. Buradan şey yaparız. Fazladan pipomuz var. Tur başına 7 gold. Güzel. Onu öyle. Ne kadar çok medeniyeti mutlu edersek o kadar iyi bizim için dostlar. Şehir nüfusu hemen 4'e yükselttim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yağmur armanlarını hemen kullanmanın avantajı da bu. Hemen hızlı hızlı nüfus kastık. Buradaki tepelikleri değerlendiririz. Şu şehir çok stratejik olacak. Hem barutu hem... Güzel. Üretim de arttı. Harika, harika, harika. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Buraları toparlayacağız. Ancestral Hall'un bu Gathering Stone'la birlikte gelen, pardon Rise and Fall'la birlikte gelen Government District'te Ancestral Hall yapmamızın sebebi bu. Her kurduğunuz şehri bir Builder'la birlikte çıkartıyor arkadaşlar ve size inanılmaz bonus sağlıyor. Tahmin edebileceğinizden çok daha büyük bir bonus seçeneği getiriyor beraberinde. Şimdi şuralara bakalım. Endüstriyel bölgeler. Nerenin etrafında madenler kurabiliyorum? Buraları hiçbir yere bir şey kuramıyoruz. Okey abi. Liman, liman ya da kampüs. Bu şehrin kampüse ihtiyacı yok. Bu şehrin limana ihtiyacı var. Ama bu da tahminimden daha az altın getiriyor. Yani şöyle şey. normal ticaret sayılarımızı arttıralım ki daha hızlı ilerleyebilirim. Ne? Herkese barışçıl olacağız ya. O Cyrus lider olan mı? Uh, great scientist. Çok enteresan. Cyrus ikinci sırada 35 teknolojiyle. Şu an 8 teknoloji ilerimdeler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada hiç askeri gücüm yok. Bu da tabii ki bela başımıza biliyorsunuz. Her zamanki gibi. Şurada kabiliği alalım. Şu demir var. Evet onu biliyorum. Son yukarıda tuz var. Tuz ve demir. Şuraya da bir şehir kurmam lazım. Tuzu almam lazım. Şuradaki cipsiyumu da almam lazım. Şuraya iki şehir daha kuracağız arkadaşlar. Böyle geniş geniş yayılacağız bütün bu Kuzey Amerika'ya. Cengiz ne demek seni anlamadım abi. Anladığım bir dilde anlatırsan sevinirim. Ya yani dediğin, dediğin şey bir şey ifade etmedi de o yüzden. Bir benle savaş yaparsa işte artık inanacağız. İnanacağız ve olacak arkadaşlar göreceğiz yani. Şimdi distrik yapan kim var? komisyonu burası. Bunu Lian çıkartıp Tex Coco'ya koyutursak güzel olacak. Uğrarım tabii ki Cengiz. Neden olmasın? Arkadaşlar öyle garip garip yazıyorsunuz. Ben anlamıyorum yani. Buranın böyle garip bilmediğim jargonları varsa yapacak bir şey yok. Deity daha önce oyun kazandı ama oyunda yeni isim arttı mı Evet kesinlikle öyle yani zorlamak isteyen oyunlar için arkadaşlar kesinlikle kendinizi zora sokmayın yani. Bütün zafer tiplerini bir hazmedin, yaşayın, hissedin. İşte en büyük tavsiyem olur? Ha bak din, savaşları dönüyor işte din, merak edenler için iki farklı apostol birbiriyle böyle teolojik savaş yapıyor arkadaşlar. Bu teolojik savaşın bir kazananı genelde olmuyor. Çünkü bir tanesi öldü diğerine çok ciddi e, negatif bonuslarla birlikte el attar tarihçilik yapıyor. Şuradan biraz daha era score sıkabilirsek. Karanlık çağdan çıkmıştık aslında. buradaki bütün alanları düzeltmek lazım. Üretim üretim çok azmış ama. Gerçekten bu alanın ben daha yüksek üretim puanı olacağını tahmin ediyorum. Genel anlamda üretim daha az. Cyrus 199 bilime çıktı turu başına. Vallahi bravo. Biz de çıkacağız birazdan. Paraları neyse vereceğiz çıkacağız oralara. Barut alalım öncelikle. Barbarları da başımıza daha büyük dert olmadan temizledik. Graneri Ve bir builder daha alalım. Hop buradan devam ederiz. Barut oyundaki en nadir şey olabilir. Barut, uranyum. Aslında uranyum en nadir arkadaşlar. Bak buralara doğru artık yavaştan gelmeye başlıyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. O yüzden hızlıca böyle buralara doğru koşturmaya çalıştım o da elimden geldiğince. Şuraya belki bir şehir daha kuracağım ki şuradan gelen bir saldırıyı engelleyecek bir bloğumuz olsun. Buralara da hala şehir kurulabilir durumda. E, bu tayalları satın alacağız. Tayalları ucuz attığımız andan itibaren. Şimdi şehirlerin nüfuslarını hallettik. Şehirlerin üretimlerini halletmem gerekiyor. Pro production'da ciddi sıkıntı var bu, bu yakada. Artık endüstriyel bölgeler, bilimsel bölgeler. Bunları hızlıca halletmemiz lazım. Mitla trade route fazladan bir envoy almak için kısa mesafe ticaret yapılır her zaman. Bu iş böyledir. Bu ekstra verdiğimiz şehir devletleri bonuslarını da Olabildiğince erken almak. <laughs> o Kore. Birinci adı Kore var tabii ki değil mi? 237 bilim, 200... Neyse dur bakalım. Barut, boya. Şimdi şehirlerimize bol bol mühimmat çıkartmam gerekiyor. Ee, onları mutlu etmemiz lazım balina vesaire gibi resource'ları artık içeri almam lazım. Sahip olmadığım lüks kaynakları beraberinde çok şey değiştirecek çünkü. Ee, üniversiteni yapmaya devam et. 125 bilim. Burası üniversiteyi hızlıca bitirecek. Buradan purchase bir tane builder'ı çıkartalım. Bu şehrin üretimini arttırmam lazım deli gibi. 3 tur üniversite buraya gelecek. 9 tur sonra bir çağ bitiyor. Güzel. Ekonomi toplayacağız. Age Quest'te hala birinci sıradayım. Güzel. Buradan iki diplomatik victory puanı çıkaracağım zaten. Duvarını yap. Archer'ını çıkart. Hepsinde standart parkur devam edelim. Scout'ları durdurmam lazım. İki tane de barutu Sisteme koyduk. Bu çok güzel oldu. Ee... Tamam, şimdi artık büyüme, büyümeye geçiyoruz arkadaşlar. Altı borta karşı her bir şey vereceğim diyor. Biz öyle yapmayalım. Sen buna karşılık ne istiyorsun? Ah ben benim halkım lüks sever. Son olarak da mısır çıktı karşımıza. şöyle yapalım gene. Sen bana diamond ver. Buna karşı ne istiyorsun? İki altın. Güzel. Fair trade. Şimdi hala bütün şehirlerimdeki mutluluk oranının yüksek olması lazım. Şunu bir kontrol etmem lazım. But, evet. Ecstatic. Aynen. Süper. Deli gibi üretim var. Deli gibi bonus var. Şehir nüfusu artışları var. Bunlar çok güzel oldu. dedir Benden durmak istediniz. Lüks üretici birer taneimize varken bunları başka verirsek elimizden gidiyor mu? Komple yoksa kaynağı bize diye üretiliyor mu? Umut kayboluyor. Öyle söyleyeyim sana. Ee, elindeki son kaynağı vermemeni tavsiye ederim. Bu oyunun genel ah, hissiyatlarından, problemlerinden bir tanesi bu. Ölmedi ya la. Daha demir işlemeyi falan bilmiyorum arkadaşlar. O haldeyiz yani. Öyle düşün. Öyle bir teknolojik rush yapıyorum ki şu an. Fil için de ne istersin bunu da soralım. Biliyorsunuz arkadaşlar her bir lüks kaynağı için bizim askeri işlerimiz, güçlerimiz farklı. Asteklerin en önemli özelliği. Şimdi bak bu tarz bir yerde bu adam ölmesin diye upgrade yapılabilir. Ama ben şansımı Adamı geri çek, upgrade'ini yap. Sonra geri dön şu iki okçuyu bitir şeklinde kullanacağım. Okey, başkent şu an her şeyi acayip rakamlar üretebiliyor. Müthiş bir hızla üretebiliyor daha doğrusu. Bu yüzden de artık ajan Settler ve kampüs araştırmalarına devam ederek sırf bilim üzerine ateşlemeyi başlatıyoruz arkadaşlar. Çünkü e, 70 puan tur başına bilim üreten bir rakibimiz var. 42 teknoloji. Kore 42 teknoloji arkadaşlar. Yani oyunun geldiği noktayı söyleyeyim size. Ben buradayım. Kore şu an burada. Ben buradayım. Yani Kore rokete doğru... Emin adımlarla gidiyor arkadaşlar. Ve adamları bulmam lazım ki adamları bulup zaman kaybetmeyelim ve bilim zaferine doğru bari en azından hızlıca yola çıkalım. Çok fazla ajanımız da yok çünkü piyasada ya da olmayacak da zaten. Bayağı tatsız ya. Hey hey Salih çok teşekkürler. Desteğin için krallık kazısının 25 altın. Yey, Harikasın. Çok çok sağ ol olsun. Evet gördüm gördüm Uğur'cum aynen. AI hızlı gelişmiyor aslında. AI'nin çalışma mantığını bilirseniz AI'yi yenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. Geri tur sonra. Benim şu an ulaşmam gereken yer. Arkadaşlar birazcık geriden gelsem de. Komünizme doğru gitmem gerekiyor. Komünizme hızlı ulaşabilirsem. Sivik olarak. Ki bunu ürettiğiniz tur başına kültürle elde ediyorsunuz. Bende 40 kültür var. Ki yani ortalama bir kültür var diyebiliriz bunun için. Ee... Sonrasında inanılmaz bir bilim bonusu alacağım. Şu an turbaşın 135. Yani rakibim 70 puan ilerimde olabilir. Kore zaten benle aynı bilime sahip neredeyse ama benden daha çok teknolojiye sahip. Bunun sebepleri de e, teknolojik ilerleme birazcık garip çalışıyor Kore'de. Kore'nin bilim konusundaki tepelerden aldığı ekstra bonus vesaire ve aldığı wonderlarla açtığı hızla devam ettiğini söyleyebilirim. Buradaki mantık tamamen onun üzerine kurulu. Okey, İskoçya. Gidelim Kore'ye de yardım edelim. Şimdi Kore'ye de tur başına Make deal. Şimdi buna karşılık ne verirsin? Tur başına 10 gold veriyor. Bak şimdi. Oyundaki en komik şeylerden bir tanesi. Make deal. Ben de sana tur başına 20 gold veririm. Senin aidine yardımcı olmak için. Cyrus burada beni geçmiş şu an. Ee, i̇kinci 12 tur kalmış. 12 tur kaldığına göre... Şöyle yapacağız. Um... Şu send aid'lere ön alacağım arkadaşlar. Bunlar bizim medeni insani yardımlar proje. Gathering Storm'la birlikte gelen bir özellik bu. E, acil pardon Horizon Fold'daki acil durumlarla birlikte geliyor. Buradan fıtır fıtır ilerleyeceğiz. Aa, bir diğer konu burası hızlıca kampüsün değil ama bir endüstriyel bölgesini yapıp özellikle madenlerin bol olduğu bir yere. Tam şuraya yapacak bunu. Maden, hills maden buradan bonus alsın. son okçuların mücadelesi. Tur başına 29 gold. Ee, Japonya Japonya'ydı mi bu? Japonya hocaya make deal. On gold daha verelim. Şimdi buradan diplomatik zaferleri bonuslar alıp e, ee, Kore'nin önüne geçip diplomasi de öne geçmek istiyorum bir anda. Bermuda şeytan üçgeninden bilim nasıl elde ederiz? Bermuda şeytan üçgeni nerede? Benim şurada bir yerde çıktı o. Bermuda şeytan üçgeni. Nerede çıktı o namus? Bir dakika. Ha, Bermuda şeytan üçgeni burada. Buradan alacağınız bilim puanı arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 bilim geliyor. Bu tayyallarından. Şuraya kuracağınız bir şehirden alırsınız. Normal maplerde değil dünyanın üzerindeki pozisyonları daha etkilidir bunların. Şuraya kuracağınız bir şehir buraya aldığında buradan deli gibi bonus getirecek. Hatta bugün bu oyunda gidip kuralım onu. Bir rahatlayalım da. İyi oldu hatırlattım ben bu da üçgenini. Bayağı toparlayacak beni. Diyor ben oyunda nerede çıktığını şey yapmamıştım. Sonra gerçek lokasyon olduğu aklıma geldi. Oradan toparladık hemen. Eee... Dört, beş, altı, yedi. 8 9 10 şehir. 2 şehir daha kuracağım. Ee, iki şehir daha kurduktan sonra sanırım bir tık rahatlayacağız gibi duruyor. Aa şunları tamir etmeyi unutmuşuz. Böyle yavaş yavaş da işte endüstriyel bölgeler, askeri bölgeler, şey askeri bölgeler diyorum. Ee, bilimsel bölgeler. Bunları tamamlayıp Uzay yarışına ben de barınacağım. 140 oldu. Şu an hala 80 puan ilerimde Cyrus. Ama artık en sonucu değilim. 29. 15 teknoloji önde Kore. O yüzden deli gibi birim bulusları almam gerekiyor. Sende maşallah her şey varmış Cyrus'cum ya. falan yapsak daha iyi olacak aslında. Ekonomik anlamda. Çünkü para çok lazım. Şu an para olarak biraz gerideyim. Canım sıkıyor. Charles Darwin'i Fate ile alabiliyorum. Neyse bu Fate biriksin. Bu acil durumda bu Fate bize oyun kazandıracak çünkü. Bayağı büyükmüş harita ya. Bunu standart değil küçükte de oynamak lazımmış. Çok yayıldık. Gereksiz yayıldık yani. ERA'da Gold, ha, şöyle e, Dark Age'e girdiğinde, ERA'ların çalışma mantığı şu, Dark Age'den sonra Heroic Age'e girebiliyorsun sadece. Şimdi ticaret ortalarımız az. Yeni kıtaları bulma, şunu açalım. Buradan ekstra toplarız. Commercial Hub'ları tamamlamam gerekiyor şimdi acilen. kampüs değil de senin de entertainment, liman, ekonomi. Deniz kenarındaki şeyler bana ekonomik destek katsın. Birkaç tane kampüs distrikte şuradaki tayyarlarla ben o bonusları toplayacağım zaten birazdan. Demire karşılık domuz süper. Yani şu an şehirlerindeki üretim ve mutluluk hiçbir şekilde aşağı inmiyor yani. 10 tane ya sahip. Yani bir medeniyet savaş açtığı anda ama ortalık birbirine girecek. Alan Turing. Bilim adamı. Güzel. Alan abimiz geldi. Bilgisayara giden yolu açtık. Ben hala rokete koşuyorum değil mi? Güzel. E, Space Race'i hızlandıracak. Pingala ona biraz daha mesafemiz zamanımız var. E, o zamana kadar Magnus'u yapacağız. Çünkü buraya kuracağımız bir e, şeyle enerji fabrikası vesaireyle bütün buradaki şehirlere, ana şehirlere power vereceğim için çok büyük avantaj elde edeceğim ya. Tur abi genelde yalnız oynuyorum. Platin yükseltmesi almak mantıklı mı? Almam sen. Murat Arık ben tavsiye ederim abi. Oyunu bayağı tamamlıyor. Platinium'un pek çok güzel özelliği var. Yani e, ben tabi bunlar siz... Bir şey olarak anlatayım. Siz oyuna başladığınızda paketler varken başladığınız için Tabii ki biraz kafanızın karışıyor olması çok normal. Ama ben bu paketler yokken başlayıp sonra buna geldikçe bunları oynamayı öğrendiğim için şey yapamıyorum, bırakamıyorum diyebilirim. Okay. 3 teknoloji öne geldiğim anda bari rahat, rahat rahat yakalayacağız ya hepsini. Aa Ama yer değiştirmeyecektiniz siz ya. Neyse şu okçulardan bir tanesinden daha kurtulalım. Cyrus'u artık aidlerde yakalama şansım yok. Hep ikinci sırada yerleşeceğiz. Ben böyle kendi kendime barbarlar hep adam kaybettim yukarıda ya çok acayip. 153 tur başına bilim miktarımız. Yavaş yavaş arayı kapı makasıkı daraltıyoruz arkadaşlar. Kore 242 üretiyor. Onların fazladan bilimsel şehir devletleriyle bağlantıları var sanırım ya. Hikaye birazcık onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. E, 11th hour... El, no, 11 hour, pardon. Ben Eleven diye başladım. İskoç şehriyle girdim bir anda ortaya. 11. <laughs> şey keyfi tabii ki yani eee Dünya haritasının çok büyük farklı avantajları var tabii ki ona bir şey demiyorum. Şimdi tüccarları çıkarmaya başlayacağız. Ajanları çıkar. eee <laughs> Selam Tunat abi ben yeni bir oyuncuyum önerinin üzerine diğer hepsini aldım fakat çözemediğim birkaç şey var. Bu commercial ops gibi yani iki gözüküyor onların içerisine birim koyduğum zaman Şehrin yemeği azalıyor, gelişmiyor. Bunu nasıl çözebilirim? Falksmeister bu oyun sembollerle oynanan bir oyun. Sen bir şeyin içerisine bir şey koyulabildiği için random bastığın için olmuyor. Şimdi citizen management'a geldiğinde nüfusun belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bunların içerisinde zaten dolmaya başlayacak. Bu birincisi. E, şehrin ihtiyacı olan önceliklerini bildiğin sürece artı üçüne kadar sürede yemek geliyor. Gold vesaire bunları göreceksin burada. Sen şimdi hepsini bunun içerisinde doldurursan evet bilimsel bonus kazanırsın. Ama ...diğer şeylerden kaybedersin. Büyümeyle bunu hep otomatik dengede tutman gerekiyor. Hepsinin içine doldurduğun anda kaybetmen çok normal. Ee, hani Adım adım takip edin dostlar bunları. Olabildiğince böyle... <laughs> ...bir şeyi böyle bir anda yapmaktansa... ...şey daha mantıklı olacak. Dediğim gibi. Ee, sembolleri anlamaya çalış. O semboller ne işe göre? Çünkü sen o şuradaki koyacağın citizenlar senin birer birer nüfuslarını harcıyor. Sen tarlanın üzerindeki adamları gel bilim yap dersen senin yemeğin azalır tabii ki gibi bir durum var. Aslında arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Okey, İskoçya'yla da alliance'lık duruma geldik. Abi şunları, şeyleri, kampüs binalarını hızlandırırsanız çok sevineceğim ya. Öncelikle, öncelikle hedefimiz bu olmalı. Eee, bir de scientific state'lere, envoy ticaretlerinin daha avantajlı olduğu nokta getirirsek. kampüs scientific, istediğim iki şeyi de aldım bu arada. Güzel. Güzel. Adım adım yukarı çıkıyoruz. 34, 32. Endüstriyel, endüstriyelliğe geçiyoruz. Bir de onda şimdi avantajı olacak, çok önemli. Aa, ah, ah. Bu şehre bak o kadar o kadar vasıfsız bir şehir olarak takılıyor ki burada. Şu doğru düzgün production olmaması <laughs> çok ciddi sıkıntı. Yani endüstriyel bölge falan veriyorsun ama artık yapmak isterse yapacak. Yapmak istemezse bizim yapacak bir şeyimiz yok bunun üzerine. Organize. Hadi ya bir şöyle Golden Age çıkartalım ya. Heroic Age. 165 tur başına bilim. Ya Pers Allah aşkına nereden oradan buraya gelene kadar savaşımız biter ya. Pers İmparatorluğuna bak kültürde mültürde hiç affetmiyor. Şu her yerde ileride. Yardım etmeyin şu Totoş'a. Bütün paramı puanımı da harcadım. Arkadaşlar önceki yayınlarda sadece yani yeni gelen herkese her şeyi 10 kere anlatmak ve aynı şeyleri birkaç kere söylemek gerçekten çok canımı sıkıyor. Çünkü yani duymak duymanız gerekeni düşünmüyorum. Çete e sorarsanız bu tür e, işte şu paneller nasıl açılıyor, işte adama niye bu kadar hızlı gidiyor falan gibi soruları çetteki arkadaşlar yardımcı olacaktır. Ben sesi söyleyince çünkü defalarca duymuş oluyorlar. Onlara da lütfen hak verin, onları da sevin diyerek. Artık yavaştan top mob askeri birlik üretmeye başlasak fena olmayacak sanırım. Şehir kurunca Builder çıkaran modu kullanmak hile gibi mi oluyor yoksa kullanılmalı mı? Alperen bence kullanma öyle bir şey. Ona alışırsan bir daha sivil normal seviyede hiçbir şekilde oynayamazsın. Düşünsene. Durmadan sana bedava bir şey veren bir sistem var. Ha, şehir devletlerini kaybetmemek için ee, duvar vermek bence okey. Oynadığın zorluk seviyesine göre tabii ki bu da ayrıca değişir. Ona bir şey demiyorum. 168. 100 birim geriden geliyoruz ya. İnanılır gibi değil. 1, 2, 3. Burada kömür alamayacağız. Başka nerede kömür var? 14. Tur başına 6 kömür geliyor. Çok iyiyim. Bermuda için şehir kuracağım ya. Kuracağım da şu şeyi kurtarmaya çalışıyorum. Yine buradan da bir ikincilik gelecek. Cyrus hiç affetmiyor şu an oyunu ya. Oradan gidip kendi kendine kültürel zafer alacak herhalde en sonunda. Delirip. Vallahi bu haritayla biraz enteresan oldu işler ya. 172 birim, 182 birim. City State'ler. Okay, var olan alliance sayılarımız arttıkça şeyler de artıyor. Bu City State'lere giden envoy puanlarımız vesaire onlar da artıyor. Bu çok iyi işaret. Şimdi her şehirde bir tüccar. Endüstriyel bölge tam olarak şöyle çalışacak. Lighthouse. bu planları yapalım. Üniversite yeri tur çok iyi. Workshop. Yavaş yavaş bilime doğru hazırlanacağım. Daha uzaya giden yok. <laughs> lüks kaynaklarını bir production da alalım. Sankor Üniversitesi'ni kurabilen bir şehir var mı burada? Sankor ne gerekiyor? Bir tane üniversite olan bina. 5 tur sonra belki bu San Anton Novo kuracak onu. 59 tur. Bunu yetiştirme imkansız. Bu şehrin yapması belki biraz daha potansiyel Okey bir 5 dakika mola vereceğim arkadaşlar. Baya böyle ses sesi konuşa konuşa böyle şey yaptık. Ay ay. Hey hey Ayvaz çok sağol. Modlarımız bağırabiliyor dostlar. Şunları da şöyle bitirelim. Dünya harikalarını olabildiğince kullanmaya çalışıyorum. Tamam her türlü ikinci olacağım kesin. Bunu artık değiştirebilirim. <laughs> artık fabrika yapmanın da vakti geldi. 10 unutur sen fabrikanı yap. Şuradaki düzlüğü... Space Station için saklayacağım. Bir 5 dakika mola. Arkadaşlar bir kolunuzu bacağınızı düzeltin. Bir suyunuzu çayınızı alın. Ee, bir yere kaybolmayın. Bugün bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar. İyi veya kötü bir şekilde. Hemen geliyorum chatsızla. Bu arada nüfusla konut arasındaki fark nedir diye soruyu gördüm. Devam edeceğim, geleceğim anlatacağım. Bıyıklı siv ustası, Sivmeister, birazdan burada. Yes geldim. E, ee, housing ile nüfus yani şey arasındaki fark konut arasındaki yani housing dediğimiz olay şehrin büyümesi için yeterli ev miktarı arkadaşlar. Bunu bu şekilde değerlendirin. Şehirler de eee... başka ne vardı? Yok karışık karışık olur. Ba başta alsaydım aynen öyle ya. Alacağız alacağız şimdi şu şuralardan hızlıca çıkaracağım setleri. 3 tura gelecek. Kim bu? Alfred Nobel. Kimyaya da boostunu alalım. Bu yaptığınız tile improvement'ları size ev kazandırıyor arkadaşlar. Asıl housing'i veren onlar. Benim bir tane daha şehir devleti bulmam lazım. Ama hiç gittiğimiz kıyılarda, kıy hiçbir yerde bulamadık bunları ya. Yani. Çok acayip. Endüstriyel zon. Trader başka şehirden çıkartırız. Şimdi 18 altın. Artık başka medeniyetlerle konuşma vaktimiz geldi. Çünkü herkes bilimde deli gibi ilerdeler. Her an her türlü kayba hazır olun arkadaşlar. 48 teknoloji. 14 teknoloji ilerimdeler şu an. şu dünya haritasında bu, bu kadar şehrimiz oldu ama gördüğünüz gibi ortalık birbirine girmiş durumda. Çünkü bütün şehirlerinde kampüs yok. Bütün şehirlerinde kampüs olmadığı için de bunun avantajını kullanamıyoruz. O yüzden şunların bitmesini bekleyeceğiz ki tur başına kazandığımız bilimi vesaireyi üretip getirebilirim. Al 3 gold senin olsun da sen de şimdi kavga kavga etmek istemiyorum. Şimdi birkaç tane Ö önemli bilim insanını almamız ve yakalamamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda zaten çok rahatlayacağız. 90. Yine dünyaya ilk dönem ben olduğum için güzel puan kazandım. Era skor getirdi bana. 7 tur. 191'in puanı. Haydi yakalıyoruz yakalıyoruz dostlar. 2 tur sonra şu setleri de çıkartayım. Şuraya bir Bermuda Şeytan Üçgün oraya setlerimizi bir kuralım. Şuradaki bilim bonusunu bir alalım. Buradan sapıtık bir bilim bonusuyla. Güzel. Buradan da teknoloji çakozlamaya başlayacağız. Kampüs binaları bittiyse hemen hızlıca Endüstriyel bölgelere oturacağız. Purchase buradan hemen bir build alıp şu kömürleri alalım. 189. Ah be yavrum, ah be yavrum nasipler çıkaracağız ya. 5 dura, hadi. Bilimde, bilimde coşuyoruz. <laughs> 200'e geldik. <laughs> 4 tur. Korkuyorum ha. Adamlar, adamlar birazdan uzaya çıkacaklar arkadaşlar. Birazdan çıkacaklar ve ben... O pencereyi kaçıracağım diye gerçekten çok korkuyorum şu an. Şu an sonsuz kömürümüz var bu arada. Bütün fabrikalara kömür vereceğiz. Ee Uğur çok teşekkürler. Uğur çok teşekkürler. Şey için, komut için. Şimdi önce... Ajanlarımız bir çalışsın bakalım. Şuradan bir Golden Age çıkartırsak. Al 3'er gold 3'er gold vereceğim sana. Artık biraz böyle hızlı hızlı oynayacağız bu dünyayı. Şimdi dünyanın sonu geldiğinde bu şehir batacak yalnız. Onu bilerek kuracağız o şehre. Ona göre arkadaşlar. Karbon, karbon emisyonu en üst seviyeye geldiğinde o bize bol bilim getiren şehrimizi kaybetmişiz gibi hazırlık yapalım. Haydi bakalım. 300 bilim yakalayacağız şimdi biz de onu ya. 300 bilim dediğin ne ki? Elimizin kiri. başka bir zafer tipine kazanmaya giden bir Cyrus var. Ah, bir dakika arkadaşlar. Şehri buraya kuracağım. Bu, bunun sebebi de buraya kuracağımız bir kampüs district o kadar çok bonus alacak ya da şuraya. Bu şehir çok daha sapatık gelişecek. Okey güzel oldu oraları gördüğüm. Güzel, güzel. Buradan buradan feci yürürüz şimdi. Tüccarları başlatın bol bol. Güzel abi. Sen de yavaş yavaş artık fabrikalarınızı yapmaya başlayın. Workshop. Shipyard. Fabrika. Enerji santrallerine giriş yapacağız çünkü birazdan arkadaşlar. Kömür santrali. Tur başına 210 343'e çıktı şu an tur başına bilim. Rakiplerimizde. Şimdi artık şu paneli açalım çünkü oyunu kazanacak olan tahminen bilimde kazanacak. Şuradan artı 10 bilimleri getireceğiz şimdi direkt. Deli gibi nüfus nüfus kalışacağız burada. 5 tur oradan, 12 tur buradan, 8 tur, 7 tur fabrika geliyor. Fabrika beraberinde power up enerji. Endüstriyel bölge. Modern çağ. Kimya. Rokete doğru yaklaşıyoruz. Ee, artı bir. Endüstriyel ve sonrası binalardan puan kazanabilmek. Aslında bu güzel puan getirtebilir bize. Biraz Bana gelen ticari rotaları bonus verir. Montezuma, Victory puanı kazanır ben ve Production'da asker üretimimize bonus alırım ve Dünya Fuarı Great Person puanlarıyla Chemistry. Bu arada yani arkadaşlar biliyorsunuz değil mi oyundaki geldiğim hata noktasını şu ara ara yönetimin hiçbirine girmedik direkt komünizm'e rushladım ve aslında bunun problemini çekiyorum ben şu an. Yani arada almam gereken, almadığım şu lanet şey var. Yönetim kartında hata var. Gene unuttuk onu yani. Mütemadiyen unutuyorum yani. Mütemadiyen unutuyorum gerçekten. Şimdi ben bu Bermuda Şeytan üçgeninden ağır yemek bilim çıkaracağız kendimize. Korkuyorum. Teknoloji çalmayı deneyeceğiz eğer becerebilsek çok güzel olacak. Ee, bunun içerisine adam götürünce haritada random bir yere teleport ediyor arkadaşlar. Ben yani bu şeytan üçgeninde öyle bir özelliği var. Ya da yanından geçince movement bonus kazanıyorsunuz. Üniversite, fabrika, devam. Ee, Industrial zone, fabrika burası power up olacak birazdan. Okey bana oyun kazandıracak olan şeylerin çoğu şu an hala çıkmış durumda değil. Bu yüzden bunu avantajımıza kullanalım. Ee... Şimdi burada büyüyen her bir nüfusu buradaki 10 artı bilime yönlendireceğim arkadaşlar. Yani bu da şeytan üçgenin avantajları olsun bu da. Askeri gücümüzde çok ihtiyacımız olmasa da yavaş yavaş Oluşturalım. Artı 18 gold. Turbaş'ın ürettiğimiz Great Person puanımız çok düşük. Uranyum da veriyor bize. Hayırdır inşallah. Sen şundan da ver, şundan da ver. Uranyumumuz da var. Çok iyi. O zaman robot robotlar çıktı demektir bu. Burada robotlar çıktı demektir bu. Radyo, roket teknolojisinde kaç tur kaldı? 11 tur kaldı. Evet, ucu ucuna başaracağız bu işi ya. Şimdi sahip olduğumuz... Biraz hızlandırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunlar çok kritik çünkü. Bu Şehrin power-up olması gerekiyor. Şehrin power-up olabilmesi için fabrikaya ihtiyacı var. Bu 1300 oldu vereceğim buna. Buradan hızlıca komünizme yönetim şeklinden Merchant Republic'e geç. Rasyonizm Şu, şu kartı koymadığım için geride kaldım arkadaşlar. Normalde çok daha önde yakalayabilirdik bunu. E, ee, yapmayacağım. Endüstriyel zonları hızlı yapacağız. Setleri zaten üretmiyorum. Var olan bizim ticaret ortalarından. Bütün Builder'ları iki kere kullanalım. Asker upgrade etmeyi de %50 ucuz atalım. 238 bilime çıkardık. Al demir senin olsun. İstediğini yap demirle. 238. Radio. Harika. Ağzımızın içerisinde patladı ya. Spaceport'a da az kaldı. 9 tur sonra Spaceport açılıyor. Rakiplerimizden hiçbir daha uzay mekiği yapmadı. Cyrus kültürde oyunun zaferinin Hı. sonuna yaklaşıyor. Hadi bakalım. It <laughs> <laughs> Komünizme girelim de rahatlayacağız. Yedi tur. Hiç kurşun sıkmadan oyun kazanacağız ya. Kendi barbarlarla uğraştık sadece. Kazanırsak tabii o da ayrı bir konu da. Biraz böyle kaotik şekilde gidiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, hızlandırmaya çalışıyorum süreci çünkü. Bir ajan daha ihtiyacımız var. Fail eden ajanlar inanılmaz. Ucu ucuna oyun olacak Aynen gerçekten böyle ucu ucuna bir oyun olacak. Daha hala başlamadılar space stationlara 5 tur. Forge's bir adet bir yıldır çıkart. Bu yıldır şuraları bir değerlendirse alüminyum alalım. Alüminyum sağ sol okuturuz çünkü. Scout'un da başka adam getirmesine geldik mi bu iş tamamdır. Güzel. Çok feci oluyor arkadaşlar öyle iç. Yani mesela burada böyle bayağı doğru güzel yerlere şehir kurduk. Tur 234. Kardeş sen neler diyorsun ya? Şuradan bir ver bakayım bana şu ekstra 260'a çıkart benim bilim puanımı. Şimdi Great Engineer. Yürek ama ro roket teknolojisi ve bilmem ne. Oo bak bunu alabilirim. Robert Goddard. Bunu aldığım iyi oldu. çok iyi oldu hatta. Eee roket teknolojisinin bu %20 daha hızlı yapıyor olacak projeleri. Bir, birinci avantaj bu. Bilim zaferi kazanmanın bir numaralı kuralı. Science <laughs> Spaceport 34 turda bitirecek bunun. Ee, 34 tur çok fazlaymış ya. Hay dur. Şimdi sonra roketten uydulara Şimdi, ajanlara da çok büyük iş düşüyor şu an. Bari Şuradan teknoloji çalabilmem lazım. T tarihi gerçekliklerde oynamıyoruz arkadaşlar. <laughs> 34 tur. Research labler, marketler. 274 birime kadar çıkardık kendimizi. Şu an Spaceport bitiren görünmüyor dünya üzerinde. Bir tek ben başladım gözüküyor. Bu çok güzel. Nanoteknolojiye teknolojiye aldık. Araştırma laboratuvarı, kömür istasyonu ve sonra da Spaceport bir tane de sen yapacaksın. 800 tur düşürüyor buradaki Spaceport çok iyiymiş. Kampüs buradan da şunu kaybedeceğimi bile bile kurmak yerine şuraya kursam belki daha iyi olacak ya. Yani. Artı 4 artı 4'tür. Falan, falan kasmadık ya gerçekten inanılmaz. 33 tur. Bunu nasıl hızlandırırız? Tur başına 120 gold geliyor. Gerçi Magnus burada ya. Kesebileceğimiz bir şey de yok etraftan. Bir şey kesebilsek çok güzel olacak ama. araştırma laboratuvarı kömür şeyi spaceport hızlı hızlı gireceğiz bunlara arkadaşlar şimdi 3 dört tane spaceport bizi kurtarır Üç tane spaceport bizi kurtarır Harikarnas geliyor ya. Onu bu saatten sonra kimsenin Harikarnas'la uğraşacağını düşünmüyorum. Yaparlarsa vallahi bravo diyeceğim. şuradan bir tek teknoloji boost'u çalamadık ya. Hadi bir tane çalsam, bir level atlasam bana yeter. 29 tur. Sayısı herkesi sayısı savaşma ikna edeceğim bir yerden sonra. Water ah, İşte bunun altındaki ormanları bir uçuralım. Biraz production izafiyeti verecek bana ama. Abi kimsenin yardım etmesini istemiyorum yani olur etmeyin şuna. Zaten önde. Bir de kabul, bir de kabul gördüm. 275 tur başına. Promote bunu hallettik. Promote. Ulan bu. Ee, tüm şeyleri şu an mutluluk da verebilirim. Ya şöyle yapacağız. Ajanlar daha iyi çalışsın diyeceğiz. Bunlara çok ihtiyacım var çünkü. Hop dur no no no. Nerede bu? Industrial Campus Science. Okay. Bunların altında şey yok mu ya hiç? Rainforest. Bunları silmek için illa şey mi istiyor? Yani tatsız olacak ya. Niye böyle oldu? Kesebilecek bir şey yok. 25 tur. 4 tur oradan. Daha hala Space Project'e giren yok bu arada. Bu 20 tur yakınım yani. İkinci proje için de yakalım. 24 tur. Hadi dostlar ya. Yapabilirsiniz bunu. Şehirlerdeki fazla nüfusları <laughs> kanalize edelim dostlar. Remember ki politika Ha bak benim elimden burayı almış. Terbiyesiz. Ben de diyorum niye bilim az az üretiyoruz? Emollerimizden buraları kaybetmişiz. 292. Ha şey gitti değil mi? Mozerim halikanası yaptılar. Neyse yapsınlar zaten. O istediğim hareketlerden bir tanesi olarak tarihe geçecek gene. Şu fabrikalar bitecek. İyi, artı 12, artı 12 kömür geliyor her tur. 18 tur. Aha başladı. Evet ilk rakibimiz sende. Kore. Kore başladı. Roketi keşfetti. Spaceportunu yaptı. Ve ilk uyduyu fırlatmak üzere dostlar. Hayda hayırlı tıraşlar diyelim. Sağdan sol ekonomik çakozlamalarla devam edeceğiz burada. dostum. Haydi dostum. 17 tur. Great people'lardan yakalamam gereken bir tanesi Sergey Korolev çıktı. Korolev'i almam lazım. Korolev'i kaçıramam. Korolev'i kaçırırsak işimiz bitik. Şu dakikadan itibaren great people kaçırma lüksümüz yok arkadaşlar. Tuz var. <laughs> Diamond var. Bak yine stresli bir yolculuğa girdik arkadaşlar ya. Normal Valla kendi şehrimi üretim bonusu 15 tur. Şu çevredeki fabrikalar da bitince deli gibi bonus verecek bana. Hop sen de ilk proje oldu. Cyrus da bitirdi yollamak üzere. E, great Engineer'ları alalım. Montezuma 2 victory puanı alır. E, komünizm ekstra slot alsın diye açalım. az kaldı. Komünizm de gelecek. Faşizm aldı. Great Writer Montezuma. Özgürlük kanıtı mı özgürlük kanıtı hiçbirine bulaşmayacağım. Bakalım başımıza neler gelecek ya. Normalde girmem gerekiyor onlara ama. 14 tur. Biraz geriden geliyoruz dostlar. 25 tur geriden geliyorum şu an. If you see a castle... 320 bilim tur başına. Hacım sen 44 tura yapacaksan o Spaceport'u Yani yapmasam daha iyi aslında da Neyse lazım olacak Son saniye bir yerde var ya Fiji patlayacağız gibi hissediyorum ama dur bakalım Tur başına 325 Şimdi hemen ikinci kısımları da yapacaklar arkadaşlar. İkinci partileri de bitecekler. Şu an Cyrus uyduyu fırlattı. Vay be Perse bak. Uzaya gitti be. Kim düşünürdü böyle bir şey olacağını. Bari sırf şu lüks kaynağındaki mutluluktan görüyoruz ha. 40'tır 30'tur. The Korolevi alacağız. Abu Salam'dan sonra Sagan alacağız. Hmm. çok acayip ya. Bermuda'nın tayalarını alamıyorum şu an ya. Buranın nüfusun büyümesi gerekiyor maalesef. Ben burada birazcık ekstra hıyarlık ettim. Ya, olay bilim, bilimsel geride kalmadı artık ya. Toparlık bilimsel geride kalmayı da. Bundan kilitli kalmış burada. Şu kendi kendi nüfusunu arttırsın birazcık. Çok dert değil. Bak sularda da yükselmeye başladı. Ortalığın cacığı çıkıyor artık. Bütün şehirlerde power da var. Koş koş. geçince bir tık rahatlayacağım ya. Üç, sonuç. İkinci part Kore başladı. O, orası kolay ya. Science Victor'un bu kısmı on. bayağı kolay. Neymiş emekli olunca? Yani 8 tur Sarı solu kesecek dalganın olmaması kötü oldu yani bu şehirlerden Projeleri hızlandırmak için Şuradan bilimsel boostumuzu alalım Savaş gemimiz de çıktı Paso lüks yani hiç lüks problemimiz yok ama. Great people. Şunları yakalamam lazım. Korolevi ve Sagan'ı yakalarsam oyunu bir şekilde değerlendireceğiz. Altı tur. Baya böyle tak 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 geçiyorum artık arkadaşlar. Ha değil mi Mother Russia? Da 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 4 tur spaceport geliyor. 10 tur sonra ilk projeyi yollarım. 20 Güzel. Golden Age güzel oldu. Ee, %10 daha fazla. Wonderlara hız, campus disikleri, science production kadar bonus veriyor. Okay, güzel. 318 bilim tur başına. Az bile de. Bol bol ajanlara, ıvır zıvırlara ihtiyaç olacak. Asker üretmiyorum ya baksana hiçbir şey yok. Kimsenin bana savaş açma niyeti de yok. 25 18 25 güzel 50 tur, şu an tam olarak 50 tur gerideyim arkadaşlar. An itibariyle. 322. 1 proje geriden geliyorum. Korolevi alacağım. Bu Salama almayacağız. Bilimde. Kampüs, kampüs, kampüs. Önce kütüphaneni yap. Şuraları geçmeye çalışırken şehir kurmak için kaybettiğimiz zamanlar çok sıkıntılıydı ya. 8 tur. Şimdi bir ajanların yerlerini görelim. Medeniyetlerin yerlerini görelim. Onlardan teknoloji çalacağız çünkü. Bermuda araziler geliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Bermuda çıldırıyor şu an. I have always considered. 359. Çok güzel. 11 tur sonra buradan da bilim gelecek. 359 science tur başına. Bak şu an bütün herkes savaşa başladı arkadaşlar. Böyle space race. <laughs> Çok güzel. Oyunun en sevdiğim kısmı. Zavallı son sakar artık. Lan rahat bırak oradaki science şeyinden Al sana da 3 gold. Hepinizi mutlu edeceğim demandlerinizi yerine getireceğim. Hadi Korolev ya. 26 tur sonra Space Station'da bitiyor. 11 tur sonra buradaki Space Station'da bitiyor, Spaceportlar, 10 tur, 15 tur. Önemli 3. parta başlayan olmadı daha. Güzel. Industrial... Şimdi, eee... kaç diş yaptığımız var? 5. Science dedik, ajan dedik. <laughs> Yönetim şeklini zaten birazdan değiştireceğiz. Seaport'tan aşağıdan ekstra bonus gelsin. Gerçi adamları upgrade'lemek daha mantıklı olacak olacaktı askeri güç olarak. Böyle zayıf gözükmemek lazım tabii. 3, 2, 1. Hadi. Üçüncü kısma kimse başlamadı. Great people kaçırmamam gerekiyor. Şimdi Korolev'i alacağım. Korolev'i fate ile alabilirim. Korolev'i parayla alabilirim. Dört proje yapacağız. Korolev iki tanesinde bonus sağlıyor. Korolev'i alalım. Korolev'i kaçırmamamız lazımdı. Böyle şeyde kazanacak olan var mı? Diploması da kazanmak üzere olan yok. Güzel. Ee, bol bol alüminyumumuz da var. En güzeli bu. Alüminyum bize aslında oyunu kazandıracak olan resource elimizde çok fazla var. Bu tarafta kalsaydım o kadar alüminyum olmayacaktı. Üçüncü parta başlayan hala yok. Sig, what a grandson. As it I have filled the sea, then let with the rocky Bütün dünyaya <laughs> sapıttı ortalık yani. <yandırdı. gülüyor> Diploması için ee, puan gerekiyor bol bol. Öf dünya nasıl yayılmış adam manyaklara bak ya inanılmaz. Cyrus'un bu kadar şehri olması çok normal yani adam adamı durdur durduramamanın Perse bak buradan başlamış. Ne var ne yok. Her şeyi almış ya. Neyse ki herkese savaşta, herkese savaşta olması beraberinde onu kültürde ilerletmiyor arkadaşlar. Bu da ayrı bir konu olarak kenarda dursun tabii ki. Ee, Intelligence Agency'ye çok hızlı ihtiyacım var. Artı bir ajan ve ajan operasyonları kısaltmak için. Ondan sonra Hızlıca moon landing yapacağız. Şimdi bize de ekstra science getirecek olan bir medeniyet Edinburgh. Aynen İskoçya ile 361 bilim tur başına. Çok güzel. Şunu durdurmam gerekiyor. Şu an bilimde bilim o kadar hızlı gitmeme gerek yok aslında. Ama bir yandan da var. Üçüncü parta geçen oldu mu? Henüz olmadı. 35 tur falan geriden geliyoruz. Hala standart parkur. Ama Spaceport çoğunluğundan ben kazanacağım oyunu. Aksi olmazsa tabii ki. Bütün spaceportlarım da bitiyor o arada. İskoçya bak geldi buraya şehir kuracak. Sonra o şehir benim olacak. Çok saçma. 15 tur. Moon landing. Nice. Artı 10 bilim daha. Artı 400 science'a çıkalım. Tur başına. Fate'i de şey için saklayacağız. O oh, von Braun geldi. Bak bu da çok önemli adam. %100 production towards space race projects. Bu yüzden de Endüstriyel projeleri yapıp işte şehir projeleri bu oyunun son anında size inanılmaz fayda sağlayacak arkadaşlar. Bunlar sayesinde oyunu kazanıyorsunuz aslında. Mitlayı geri aldık. Pingala Space Race avantaj, promote. Bütün Magnus'ta buradaki bütün şeylerden extra production bonusunu alıyor. Çok güzel. 14 tur. Üçüncü aşamaya geçen hala henüz yok kimse de. Biz oraya doğru koşacağız. Okey, ajanımız geldi. Şöyle küçük Küçük bir şehir bulup küçük nüfuslu bir şehir bulmamız lazım. Ya da bizden önde olan bir medeniyetten bilim çıkartabilecek kadar bir yer bulmamız lazım. Aynen buradan teknoloji buluştu almak daha mantıklı olacak. Şimdi ajanlar kısmına geldik. Eğer Herodot buradaysan tam olarak merak ettiğin kısma geldik aslında. Endüstriyel ileri geri ileri geri oynuyoruz. Saldırmayacak kimse bana ya. Ben inanıyorum bunun böyle olacağı. 13 tur. Cyrus 3. parti geçti Mars koloniye. 4 tur. Şu an tam olarak 4 tur geriye kadar indirdim olayı arkadaşlar. Eğer ki Werner von Braun'u ve buradan birazdan gelecek olan Abilerimizden bir şey yakalayabilirsem oyunu döndüreceğiz. Aynen aynen. Şimdi bak e, teknolojik olarak gerideyim, ajanlar ileride. Şimdi bütün herkesin spaceportunu durdurma şansım yok. O yüzden onu unuttuk. Ama daha az medeniyet olduğunda o spaceportları e, kurtarabilecek hale geliyorsun. <laughs> şimdi içinde kampüs olan bir şehre ajan yolladık. Oradan ajanlık yaparak ileri seviyede açmam gereken bir iki tane teknolojiyi almaya çalışacağım. Envoylar geliyor. Evet burada Cardiff. Cardiff çok kritik bizim için. Production açısından. Şehirlerdeki production için. Space Race 13 gün. 11 tur. Bak son parti yolda da Cyrus'u birazdan yakalayacağım. Ama teknolojide benden çok ileride olduğu için onu durduramayacağım birkaç yere gelecek hikaye. Iııı. Ee... 411 bilim tur başına. Hadi dostum yapabilirsiniz ya. 10 tur. Tek seferde Laps'i önüne geçeceğim. Şu 3. parta geçeceğim. şeyi yakalamaya çalışıyorum. Space Race'te alacağım ekstra kartları yakalamaya çalışıyorum tur başına. Bunları da projelerden bonuslayacağız. Abdu's Salamız bunu şey yapacağız. Ee, salacağız. Bunu almayacağız. Bundan sonraki son eleman alacağız daha doğrusu. Power Cell'ler. Şuradan iki tane medeni çıkartabilirsem. Predictive Systems. Burada bir yere geliyordu galiba gene şey ya. Şöyle prediktif sistemleri yapalım. Hadi, hadi ajanlık yapabilirsin ya. Ee, bunu vermeyeceğim. Yok sınır açmayacağım ama bundan verebilirim. Aa, şöyle karşılıklı takılalım seninle. Şimdi Builder'lara çok iş düşecek. Hızlı hızlı Builder almamız gerekiyor. Oxford falan yok ya hiçbir şey yok. Hiçbir şey kurmadan yürüyoruz. Çok şükür. <laughs> Kurşun sıkmadım ya. Başka medeniyetle savaşmadan falan gidiyorum böyle. Vay arkadaş şuraya bak. Scorch'u dibimizde fully loyal şehir kurabiliyor artık. Modern çağın nameleri diyelim. Bu arada Cyrus buradan bir diplomatik bir victory çıkaracak. Sorun değil. 5 tur. Üçüncü part. Launch Mars koloniyi yapmadı daha. Ama nanoteknolojiyi buldu. Kore daha buraya gelmedi. Nice. Beş tur. Abi sen bunu almayacağım işte. Bu abiyi almıyoruz. Bundan sonraki abiyi alacağız. Alabilirsek. Sagan alırsak bu oyunu alırız. 7300. Hadi dostum ya. Çok az puan gerideyim. Şu endüstriyel bonusları bir şehirlerden bir toparlayabilirsem. İnleyen nameler. Vallahi acayip şeyler olacak birazdan. Üç tur. Evet, Kore'de başladı üçüncü projeyi. Ben daha ikinci projeyi bitiriyorum. Ama unutmayın Korol evimiz var arkadaşlar. Korol evi tutuyoruz elimizde. If the enemy know not... What? Ne oldu bu arada? Güzel. Advanced Power Cells. Buradan teknoloji çakozlamaya başlıyoruz artık. Altı tur. Alacağız o riskleri ama yapacak bir şey yok. Ve Launch Planet Exo. İşte tam olarak gitmemiz gereken teknolojiyi bulduk arkadaşlar. 6 7 Ay 10. 15. 21. 27. 34 tur gerideyiz. Oyunu kazanmaktan. 34 tur önümdeler. neler? Aa, buradan döndüreceğim oyunu. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir savaş açmadan, hiçbir şey gibi 34 tur gerideyiz şu an. Great people'larla Von Braun'u alırsam şunu iptal edeceğiz. Artık full şehirlerden kampüs basacağız arkadaşlar. Kampüs kampüs o bütün şehirler aralıksız teknolojik boost verecek bize. Hop. ikinci proje bitti. Aztekleri uzaya götürdük ben. Kore'nin böyle düşük nüfuslu şehirlerinden bilim çakozlamaya çalışacağız. Yarmış komünizm bir açamadık mı ya hala ne kaldı komünizme 17 turda öbürünü fırlatabiliyorum Yok Biz zaman kaybetmeyelim liderliği bir elimize alalım artık. Liderliği bir elimize alalım. Değil mi? Vakti geldi. Korolev. Ne demişler? Bilimde Azteklerle uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Bilimde Azteklerle uğraşmayacaksınız. 1810 yılında Mars'a gittik. Şimdi all out science arkadaşlar. olay Şu vernal von braun alabilmek için bir tane daha en suya sonra ateşle her şey bilim. Şu an full all out bilime gidiyoruz. Hmm. if you don't read the new Şimdi Wonder bile yapmadık ya. <laughs> bu çok saçma. Bak bu abi Fate'le alabiliyorum ama almayacağım. Onu şeye saklıyorum. fil, tuz, jeans, çay. Halkı sırf mutlu ederek oyunu kazanacağız ya. Bütün bütün lüks kaynaklarını verdik. Bu arada üçüncü projeyi şeye de yolladı. Cyrus'a yolladı. Evet, şu an kafa kafayız. Class struggle ne geldi? Komünizm. Bir tur sonra. Şimdi kampüs ve endüstriyel bölgeleri %100 bonus ekstra bilim ajanları hızlandırdık ee... artı enemo başına bilim iki tane var zaten orada onları çok bir şey değişmeyecek aslında çok bir şey yaramayacak ama commercial ve harbor yakınlık bonusunu da alalım ekonomiyi de birazcık yukarıda tutalım şimdilik ya da production arttırmak için liberalizm mutluluk bunlarla bir arada mutlu şehirler mutlu evler 1400 fate alabiliyorum bunu ben de zaten ya. The class komünizm. İç ticaretten ekstra üretim ve yemek tabii ki kömür mümür ıvır zıvırdan fazla ucuz adam alma encampment space race kartım var mı benim? Tı 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 tı. Asker yok bir şey yok ki. Şu ajanlıklara devam. Buradan da sentetik teknokrasiye doğru ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş gitsin oradan Şimdi şöyle bir olay var. Buradan bir tane bir builder çıkartalım. Çünkü başka bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Buradan da bir tane builder gelecek. Sonra buraları taşıyacağız artık onları. Okey. Ee, ticaret Roma ile yapalım. Son kısma gelemedi kimse daha. Yes, Werner von Brown da aldık. İstediğim bilim mühendislerden birini aldım. Bu çok iyi oldu. Nükleer okay. mühendisleri bitirdik artık. Mühendisler full all out bilime yönelebilirim gibi hissediyorum. Güneş panellerine geçtik. Daha da çok üretim, daha çok production. Tur başına 500 bilim geliyor şu an. Hadi dostlar bunu başarabiliriz ya. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle inanılmaz fokus gidiyorum şu an. Böyle chat'i birazcık saldım kenarda ama... Eee... Buradan birim zaferi isteyen arkadaşlara selam olsun diyorum. Askeri yok adamı saldırsanız zaten. Vallahi fort yapacak bir şey yok. Onlar saldırmazlar bana. Bir tur, iki turda. Şu an 2 5 4 10 14 20 tur gerideyim hala arkadaşlar bakmayın. Böyle great people'larla toparlamaya çalışıyoruz ortalığı. Bir de daha hâli alamadığım bir iki teknoloji var. O da eee laser stationlar falan. Mansur Musa saldırmaz. Saldırmayacak. Bana bana bilimde zafer kazandıracaklar. Tık 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 tık. Abi hadi bir sonraki bil, bilim adamı açılabilir mi artık lütfen? Neyse yakaladım artık adamları Science'da ya. Tur başına 500. I'm a big laser believer. Öyle bir uçarak koşarak gittik yani. Bu adamın şehirde bunlar hepsinin şehirleri neler olmuş ya? kazan kazan bari sen 8 nüfus ha. Hop amenity balinamız yoktu onu da çözdük. 517 tur başına bilim. Aha. Vallahi sinirlendi. Vallahi sinirlendi robotları getiriyor. Ya Japonya'yı falan kurutmuş ya bunlar. Sen daha iyi. Hadi nükleer sakallı abi kızdı. Ben, ben, bıyıklıyım ya. Nerede lan senin sakalın dedi bana. Hakkını başına toplaydı. O zaman nükleere geçme vaktimiz geldi. çok aşana ihtiyacım var. Hadi Sagan. Kal Sagan lazım bana. Son adam lazım. Mansacım diamondlara, tuzlara <laughs> 20 kömür veririm sana. Ya, hala yeterince kömür harcamıyorum çünkü. 510 abicim endüstriyel lojistik bitti. Bunlara işin yok artık senin. Senin daha çok ajana ihtiyacın var. Hadi ya, hadi ya. Hadi, hadi. Son kısma daha kimse geçemedi. Cybernetics 12 tur. Şu gene öne geçeceğim. Tarın yedirii, hanırı'l hangi nağa gal te. Hey inanılmaz ya. İran'dan nükleer tehditler gelmeye başladı. Gerçekten. <laughs> Biz de geçtik nükleer teknolojiye de. sen buraya bunu koy. Aa, senin burada adamın yokmuş ya. Bilim bilim merkezlerinin içerisinde adamları koymamışız ya. İnanılmaz. Tur başına şöyle 533 science çıkalım. 600'e çıktı Kore'ye bak. <laughs> İnanılmaz. Yine ucu ucuna bir tartışmalı bir durum söz konusu arkadaşlar. Bir şehir evet daha gitti. Hadi geliyor geliyor yeni ajanlar da geliyor. Carl Sagan'ı ya. Sagan'ı da kaptık mı? There is any work... <laughs> Endüstriyel bonuslar, smart mesaj 6 tur. Ve Tuna'nın öne geçtiği an başlıyor arkadaşlar. Tuna oyunu kazandı ya. Her geçmiş olsun. <laughs> Başka şehirlerde böyle disrupt falan bile yapmayacağım yani. Korolev, Werner von Braun ve bir ab abimiz daha vardı. Onunla birlikte oyun bana dedi ki kazanabilirsin Tuna'cım bilinme. Bilim zaferi çok kolay ya. Ha, tüm dünyayı açtım mı artık? Sen ölümüne gez ya. Açacak yer bırakmadık ona. Spaceportlarını bozmaya başlayalım bu Pers'in nükleer güce geçeceğiz. O da bize verilen 20 uranyumla geçiyoruz hani nükleer güce. Ne olmaz. bak şu an o kadar kritik ki burası. 12. 8 puan çıkartamaz neyse ki. Tamam güzel. Eee Cyrus tabii ki. 2 diplomatik puan kaybedecek. cipsum falan diyelim. Hop güm. Tuna mask ya. Valla tuna mask olarak takılıyorum şu an. Nükleer bomba için projeler yapmaya başlayalım mı? dur tur. Bilimde Diş, dişli rakiplerimiz var. Climate Accords. Bunları da yapacağız. Bunlar... Kampüs. İşte açamadığımız bir tane şeyimiz kaldı. Teknolojimiz kaldı. Onu sadece ajanlık yaparak açabiliyoruz. O yüzden bütün ajanları böyle hepsini sağa sola yollayacağız. Nükleer bomba engelleyen birim yok. Maalesef nükleer bombayı yapılmasını engelleyen e, dünya kongreleri var diyebilirim. Cyrus'a ne yardım Allah aşkına ya sapıtmayın lütfen. it Failed güzel. 13, 7 puanı kaldı. Ee, şimdi oyunu kazanmama Ana bu ne kaç tur geriden geliyor? Ha 1 5 10 15. 15 tur sonra oyunun kaderi değişiyor dostlar. Ama ben bu oyunun kaderini biraz daha kısaya çekeceğim sanırım. Sagan'ı da alamadık. Lanet olsun ya. 14 tur. Turbaşı'nın 568 bilim. Fena değil. Şanslı bir başlangıcımız vardı arkadaşlar. Bunun sayesinde çok güzel bir bilim zaferi geliyor şu an yani. Hmm. Aztek'lere, Aztek'leri birleştireceğiz. Bu sene beraber ben de yeni oyuna başladım. An itibariyle ilk defa Diploma zaferi almış bulmaktayım. Mahmut süper, çok sevindim. Harika. Tam olarak işte duymak istediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Şehirlere elektrik verdikten sonra her şey mübah, her şey mümkün. Bak bunlar böyle geliyorlar buralara yerleşiyorlar falan bir şeyler yapıyorlar böyle tatlış tatlış 12 tur. O şeyle başlamış Kore'de yollamaya başladı. Sanırım birkaç tur önde. Kaç tur önde? 5, 10 teknoloji kaldı. On turn. O Son Great Scientist kaçırdık. Artık el yapacağız arkadaşlar. Son bilim adamını kaçırdık. Aa, çok zor olacak. Aa, hadi. Verin şu teknolojileri bana çabuk. Kontrol etmiş 3 tur, 9 tur. Hadi 8 tur. Hadi yani bütün hepsini tic iç ticaret 8 tur. nereden gördük en son kimin aldığını? Previous Recruited. Pers almış arkadaşlar. Sagan'ı Pers almış. Kovalek'i de Mısır almış. Güzel. Boyun bizde ya. Oo, diyebilir miyiz? son 5 tur. Zafere giden yolun açılmasına ise son 7 tur. Son Campus Research'ını yapıyor. Bunların hepsi Son Campus Research'ını yapıyor arkadaşlar. 5 tur kaldı. Offworld Mission'a. Good plan, vibe. Ajanlar ajanları her tarafa yolladık. Bütün, bütün teknolojileri çakozluyoruz arka tarafta. 5 tur. Uzun zamandır bir zafer almamıştık ya gene mi? Gene iyi oldu yani. Benim zaferim çok rahat alıyorum yani. Çok elim o kadar ki yöntemine. Kültür ve din aslında çok kompleks. Yani bayağı yoruyor. Ama çok eğlenceli. Önce onu söylemem lazım yani. Yani bu şeytan üç gün çok iyiymiş ama ya. İçerisine bir unit götüreyim de onu ne yapıyor acaba merak ediyorum. İki tur. Artık sadece tur geçiyorum. On yedi tur. Dünya Kongresi. Fena değil. bir tur daha boş bekleteceğiz. Ve Lagrange süper. Space Race projenin hızını arttıracak son operasyonumuzda an itibariyle başlıyor dostlar. Valla Bermuda'ya adam yollayacağım şimdi arkadaşlar. Hatta dur savaş gemisi yollayayım böyle Philadelphia deneyi gibi olsun. No my friends. bir tur. Okey, bir tur daha kalmış bunun. Şu an bütün medeniyetlere savaş açsam da kazanacağım oyunu. Eee hazır mıyız? Bakın Bermuda Şetan Üçgen'i yolladığımız adam başımıza ne açacak? falan da farklı. Yani. Savaş gemisini sokuyorum. Philadelphia deneyine hazır mısınız arkadaşlar? Başlıyoruz. Ah Utku selamlar. Hoş geldin. Önce şu roketi fırlatalım da ama. artık hiçbir bilim araştırması yapmamıza gerek yok. Sırayla bu iki projeyi yapmaya başlayacaklar arkadaşlar. Bunlar da bizim Gathering sonra birlikte değişen şeylerimiz. Kazanma şeklimiz. Şu an bir mekik gidiyor. Artık onun arkasından böyle ona destek lazer ışınlar vır zıvırlarla birlikte yollayacağız. Buradaki bütün spaceportları vır zıvırla hepsini yapmışlar ya. inanılmaz. Evet. Philadelphia deneyi birinci deneyime hoş geldiniz arkadaşlar. Işınlamayı deneyeceğiz gemiye. Aha. Tık. <laughs> Gitti nereye <ışınladı. gülüyor> Çok iyi. <laughs> Yok işte böyle bir özelliği var. Bayağı saçma sapan bir yere ışınladı böyle. <laughs> Kardeş gel bir daha girsen buraya. <laughs> bir daha bir hoşuma gitti benim. Haydi artık. Geçmiş olsunlar. Aa Kore benden önce başlamış. Biz de bir ışık yılı ile gidiyoruz ama ben kazanacağım. Çünkü benim sizler gibi dostlarım var arkadaşlar. Sizler olduğunuz sürece ben kazanırım. Bermuda yönük mü? Nükleer device yapamıyorum çünkü bütün uranyumları bitirmişim elimdeki. Bakayım bir şeyden perslerden uranyum çıkar belki de. <laughs> Bana kim vermiş uranyum? Make deal. Ha uranyum. Vermiyor kimse uranyumu. Beni tehlikeli gördüler. Dur bakayım ben bu şeytan üçgenin içerisinde okçu yollayacağım bir de. <laughs> bir de hazır bahaneyle onu yapalım. vermediler ya. Urayım vermediler bize. Neyse haydi bakalım 314. 1886 yılında artık oyunun sonuna geldik. Yok şeyim yok ya uranyum yok. Uranyum çıkartamadık ya. Uranyumumuz olsaydı hallederdik dostlar. Ben o uranyumu harcadım demin. Neyse bunun gürültüsü gelmedi. Fişek gibi de geçti yanımdan yalnız. Nice. Atatürk doğalı 7 yıl oldu. <laughs> Şu an 1888. arka arkaya atıyoruz ya. Arka arka yatıyoruz. Vartok selamlar. Hoş geldin. Bir tane daha roket yolladık. Her tur her tur bir tane yollayacağız bunlardan artık. Bak şu an pıtı pıtı. Ucu ucunayız. Böyle pıt pıt. Kore ile. çok saçma. <laughs> Neyse bizim olacak sefer. Zafer bizim olacak. Ben inanıyorum. Haydi bakalım. Her tur bir roket. Yok arkadaş yok. Şeyimiz yok. Nükümüz, nüküm, nükümüz olsa atacağız. Uranyum da vermiyor kimse. Bir tek kişi de var uranyum. O da İskoçya'da var galiba. O da böyle 20 verdi koklattı ucundan böyle birazcık radyasyon gör diye. Şu donataj internet paketini yükselt. <laughs> ben şimdi... Olur tabii ki neden olmasın. Yaparız. Ya yani şey ne derler. Ee, bir güncel fiyatlarını alayım ben onların da tekrar. Aha. Burayı, tekrar buraya ışınladı. Lan oğlum. Buna <laughs> okçular takılıyor. Bak şu an 3 tane medeniyet olarak yarışıyoruz arkadaşlar. Buradan bir zafer çıkması lazım. Bu gibi grup okçuluk kulübü öğrencisi şey demiş <laughs> Arka arkayı fırlatıyor. Elon Musk gibiyim şu an. Starlink kuracağım. NASA spent of... Yok, roket düşüremiyorlar dostlar. Change policies şuradan Spaceport neredeydi? Space South. Uzay projelerini hızlandırmayı alalım. Ay ay ay. O kadar çok ura şeyimiz var ki alüminyum. Bunun sayesinde kazanacağız oyunu ya resmen. Alüminyumları kurttuk. <laughs> okçular okçular kayboldu gerçekten. Hepsi Overdose hepsi bonus sağlıyor. Bütün şeylerde o kampüs projeni yaptığın zaman en sonunda ürettiğinde ürettiği great people puanları hepsini toplanıyor. Ürettiği science bonusu hepsini toplanıyor. Daha elektriği yeni bulduk adam uzaya gidiyor. <laughs> Dur bakalım şu an öne geçtim gibi. Eğer bir aksilik olmaz ise. Lan <laughs> bokçuyu nereye koyacağım hiç bilmiyorum. Nasıl takıl burada ya. <laughs> Onlar kayıp bokçular. <laughs> Alüminyum neden kazandırıyor Jerry? Şundan ötürü. Ya hadi bana birazcık uranyum ver ya. Gözümü seveyim. Şurada alt tarafa. 16 tane veriyorsun. Al 26 gold veririm. Arkadaşlar nükleer bomba istiyorlar çünkü. Hemen anlatacağım size arkadaşlar neden uranyumun bana oyun kazandığı şey. 12 turda bir tane ee, Bu yukarı füze yolluyorum ya. Bu yolduğum füzeler Şehirler power dapsa ve alüminyumunuz varsa beraberinde müthiş bir bonus sağlıyorlar arkadaşlar. Ya burada da isyan çıkartalım. Abi tam olsa da tur geçtiği için İskoçya'dan aldığım uranyum yetmedi ya. Bir, bir puanla kaçırdım. Tam yapabiliyorduk. Gitti yapamıyoruz şimdi ya. Neden böyle oldu? Çünkü buradaki şehir Decommission. Burası nükleer santral şey harcıyor. Uranyum harcıyor tabii ki. Oradan yetik. Şu görmüş olduğunuz proje arkadaşlar. 30 alüminyum verdiğinizde Space Race projesi için bu giden gemilere bonus sağlıyor. Ve artı bir ışık yılı ekliyor her tur için. Ve alüminyumla yapabiliyorsunuz. Eğer ki medeniyetiniz alüminyum yoksa şu tarz kafa kafaya geldiğiniz bilim zaferi koşullarında oyunu kazanma şansınız maalesef yok arkadaşlar. Anam geldi. Sokacağım bir sonraki tur gene bunu. Yok atamıyoruz ya. Turn'leri şöyle hızlı geçiyoruz. Benim hiçbir ünitem yok. Hiç askerim yok. Bütün şehirlerin ne yapacağı belli. Öyle duruyorum ben sadece next turn, next turn, next turn oyunu böyle oynuyorum. Fraksiz çünkü ya. Yani. Hadi bakın bir Bermuda şeytan üçgeninde gemi yolculuğu da. Philadelphia'da ne iyi ki. Hop. Gitti. <laughs> Okçuların yanına geldi. <laughs> Ali ben hala değil miyiz yakışıklı ya? Sakallar gitti diye şeyi kayıp, kayıp mı ettik? Puanımızı kayıp mı ettik? <laughs> Tamamdır program kendine çok iyi bak. E çünkü arkadaşlar birincisi benim bulunduğum pozisyon çok uzak. Yani oyun şey hesabı biliyordur Yani bu adam uzakta. Buradan bu adamları çıkaracak gelecek de. Bana gelene kadar en büyük rakibim Pers, İskoçya ile. savaşmak zorunda. Öbür taraftan gelmeye çalışsa Kore ile savaşmak zorunda. Ama Kore de uzaya gidiyor. Kendisi de uzaya gidiyor. Herkes uzaya gidiyor. Bu yüzden de bu bölgede kendi işlerine sonsuz bir savaşı kitlendiler. Ben de Amerika'nın ortasına başlayan zavallı Aztekler olarak, emekçi Aztekler olarak dedim ki Yallah uzaya. <laughs> i̇şte okçular ne yapıyorsunuz? <laughs> yes, aynen tam olarak öyle olacak. 4800, 5200 askeri güç var burada arkadaşlar. 5200. Anam, haydi geçmiş olsun. Al iki gold senin olsun. Cyrus'cum harcarsın. Persepolis sokaklarında. Hadi yalla. Ben gittim. Vallahi bilmiyorum. Kültür zafene de ayrıca bakacağız dostlar. Fazla uzatmak gerekiyor değil mi? Ha o ne? Denizaltı getirdi okçulara. <laughs> çok iyi. Çok iyi gerçekten. Ben <laughs> senin de <laughs> seni Yok. Dün, 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 dünkü yayını da alamadık Zafer'i arkadaşlar ya. Valla çok stack oldu şu an ya. 9. Şu an tur başına 9 ışık yılıyla gidiyor. Onlar bir de kaldılar. GG. Artık atmam roket moket. Kültüre, dine Genel, onun öyle olsun. Much as our ancestors did ages ago, we thrust forward into the unknown. The first pioneers set forth on an uneasy course. And yet, once again, did our people thrive. Now, under your leadership, we plot a new course. make another world our own. Başka bir gezegene kendi gezegenimiz yapma vakti geldi mi dostlar? Çok iyi ya. Muhteşem. Şu an benim sesi de yani harika gidiyor Bugün 5 restart diyen vardı. 3 aylık sabına. Neredesiniz? alayım mı? Alayım mı? <laughs> Discord'da böyle garip bahisler dönüyordu en son. Güzel yayındı. Aynen. <laughs> 1'e 7 dünya haritası ve tek başımıza başlamamızın avantajı arkadaşlar. Eğer o deminki Or Asya, Avrupa ve Afrika kaosunun içinde başlasaydık bu oyunu kazanmamız çok zordu ya. Sivir'de Mars'ta başlamayacağım. Onun için Beyond Earth diye ayrı bir oyun var. Şey işte ya Beyond 4'ü oynarsak öyle bir şey olabilir. <laughs> ben demedim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Domination yakın zamanda İngiltere'yle aldığım için bir süredir din ve kültürle uğraşıyorum arkadaşlar. Kültür istiyorum aslında. Okçuları Mars'a gönderdik. Oradan böyle uzaylılar atıyorlar. <laughs> Yay! Alper çok teşekkürler. <laughs> çok sağ ol. <laughs> çok teşekkürler de senin için Alper. Çok sağ ol. Yani yap, yapacak bir şey yok. Yani bir tek ölmediği oyun Siv diyordum ama orada da Yattare oldu gerçekten yani. <laughs> Şamben her yerde ölüyor ya. Elon koyarlar ya Great Person olarak eğer tamamlayabilirlerse projeleri. Bence oradan yürürler yani. E, club oyuna yeni başladıysan kulübe hoş geldin öncelikle ve geriye dönüp e, yaklaşık 11 tane e, videom var. Eee ben yeni başlayanlar için onları izlemeni tavsiye ederim. Çünkü oyunun temel mantığını anlarsan geri kalan bütün her şeyi çözebilirsin. Sen sakaldan kaybediyordun yani. bence. No Onun sakal gitti. Daha mı? Daha mı hoş oldu? Eyvallah. Bana bir kısım seviyor, bir kısım sevmiyor. Anlamadım ki. Discord'daki bahis kim kazanmış olur bilmiyorum. Bana en son 3 aylık sabına 5 restart dedi. En az 5 restart atarsın dedi. 3 aylık sab dedi. Bilmiyorum artık. Buradan ilgili makamlara sesleniyorum arkadaşlar. Evet diğer uygarlıkların laser Boost'u kullanmamız çok saçma. Ee, aslında bilim zaferini kolay kazandırılabilen şey bu. Yani ben onlarla aynı anda uzaya çıktığım anda ben bu diğer projelerle kazanıyorum. Diğer uygarlıklar bunu yapmıyorlar. Yok Soner, ben de eskiden öyle oynardım. Bütün dünyayı böyle ele geçireyim, her şeyi yapayım diye böyle oynuyordum. Ama artık şey, severek izledik kim milyoner abi. Ha, Alper. Süper. Çok sağol. Evet ya böyle geçen sene 2 milyon olmak üzere katılmıştım. Çok komikti ya. Hala duruyor o videolar değil mi? Rezalet. <laughs> Valla tadı devamımıza kaldı. 3 saatlik de bir yayın oldu. Ben de yoruldum beraberinde. <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum. İlgili arkadaşa yayın tekrarını yollayacağım. Artık kime hediye eder? Bilmiyorum size etsin hediye. Closer elinde fazladan lüks kaynağı varsa ve şehirlerin mutluysa o lüks kaynaklarından bağımsız mutluysa satmak mantıklı ama erken oyunda iki tane lüks kaynağı elde ettiğine direkt sat abi. Yani o, o, ne kadar çabuk paran olursa o kadar çabuk builder çıkartırsın. O kadar çabuk builder yaparak şehirlerini hızlı hızlı büyütürsün. Yani bunun olaylarından bir tanesi bu. Baksana gene 15. Biz normalde 1800 lira falan kadar kasmıştık en son yani. İşte Domination'la falan geliyorsun buralara ya. Domination yapmadığında yukarı puanlar çok zor. Şu an YouTube Napamir Pamir kimliği olmak istedim. Vallahi yapacak bir şey yok. Oynadık, <laughs> gittik, gittik, yarıştık ya. Süper oldu ya. En azından bir zaferimiz daha aldık. Böyle güzel. Amerika gelse, Amerika gelse alırdım FBI. Ee, aşağıya doğru inerdim. Ee, Brezilya ve Amerika aynı anda gelseydi o zaman işler birazcık karışırdı. Ee, bakalım. Aynen göreceğiz. Oy, Discord geçer miyiz? Discord gitme var, gitme evet. <laughs> Artık yavaş yavaştan şey yapacağım. Zafer'i aldım ya çok mutluyum. İlk DT Zafer'im dün aldım sayende. Ahmet süper, çok sevindim abi. Yani elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Hepiniz bu oyunu böyle o en zorda oynayıp iyice pişip sonra hep beraber birbirimize karşı girmek istiyorum. Mustafa evet zorluk idi. En zorda oynadık. YouTube'da var ya Soner. <laughs> var var. 810. bölüm müydü? 803. bölüm müydü? Öyle bir şey. Onlardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Fransa ile kültür zaferi. Zarif karma olabilir ya. Bir sonraki yayında da onu düşünelim. Fransa ile kültür. Anlaştık. Eleanor mu? Normal Fransa mı? Ona da karar vermek lazım. Yani İngiltere'nin iki tarafı var ya böyle. Evet ya Oğuzhan Koç'a çok benzetiler. O da bir tweet atmıştı ya. <laughs> Kayıp ikizim sen misin diye. Böyle arada konuşuyoruz onu. Çok komik oluyor. <laughs> Mesaj yaşıyoruz. Eski çalıştığım iş yerindeki işverenim e, çok yakın tanıdığıydı Oğuzhan. Arada böyle kameraya açıp konuşuyorduk Oğuzhan. Komik oluyordu. Bir dahaki yayında Fransa kültür dediler. Biz de Fransa kültür devam ederiz dostlar ya. Oradan devam ederiz. Closer var işte ya. Youtube'da izle. İngiltere ile aldığım bir denizcilik zaferim var. 1'e 5. Deity. Adalar. Catherine değil, genç ablamız olan. Şey diyorsun, Eleanor diyorsun. Tamam okey, Eleanor. Ee, Mustafa Babatürk. Ben oyun tasarımcısıyım. Benim işim oyun tasarlamak. Oyun tasarımı danışmanlığı veriyorum. Yani oyun yapan firmalara destek veriyorum. Bir yandan kendi projelerimi tasarlıyorum. Öyle güzel, keyifli. <laughs> Buğra Çelik yapacak bir şey yok. Erasmus'ta başka işlerle o başka oyunlar oynuyorsunuzdur siz. Kızın <laughs> evet yavaştan artık dükkanı, dükkanı kapatıyorum arkadaşlar. 3 saat oldu. Bu sefer tek mi olay verdik farkındaysanız arkadaşlar. Baya böyle inandım ve devam ettim. Ee, şey yaparız ama Domination gideriz gene. Bir Eleanor'la kültür zaferi deneyelim. Ondan sonra tekrar bir Domination'a uğrayacağız. ben kim bulamıyorum. Tam bu Discord'dan bulursam paylaşırım arkadaşlar. Valla süpersiniz arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Desteğiniz çok teşekkürler. Yine böyle e, çok güzel, keyifli bir oyun çıkardık. biraz zafer zaferi almak çok güzel. 1'e 7 oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece şanslı bir başlangıca e, iyi arkadaşlara ihtiyacınız var. Kötü arkadaşlarınız olduğu zaman genelde şehirlerin sizden alıyorlar çünkü. Güzel, güzel. Ama bayağı keyifim yerine geldi yani. <laughs> o, Oğuz Kağan Taşı 810. bölüm Kim Milyon Jet <laughs> Kim Milyon jet? <laughs> aynen, aynen süper Siz de seviyorsunuz aynı şekilde arkadaşlar İyi ki geldiniz iyi ki destek veriyorsunuz Çok sağ olun yani Civilization'da böyle bir topluluk kurabileceğim Civilization'da böyle güzel dostluklar elde edebileceğim Türkiye'de böyle çok aklıma gelmezdi Çok da inanmıyordum ama e, devam ettim ve sanırım karşında sizlerle birlikte gelmiş oldu. E, süpersiniz arkadaşlar. Hakikaten yani tekrar teşekkür ediyorum. Yarın size farklı bir oyunun ilk 10 dakika oynanış videosunu hazırladım arkadaşlar. Biraz bu haftadan itibaren yeni oyun videoları koymaya başlayacağım. Öyle Steam'de ücretsiz bulduğum ya da ucuza bulduğum bağımsız oyun geliştirici oyunlarını oynayıp sizle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra aynen YouTube devam. 10.000 kişi kocaman bir aile olduk. Her şey daha güzel olacak. Birlikte nice mutlu yayınlara ve YouTube videolarını görüşmek üzere deyip yavaş yavaş aranıza alıyorum. Seviyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın.